Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir kum saatiyle daha karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Mehmet Efe Çaman Hoca ile beraber. Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba Hamit Bey, teşekkür ederim. Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu hafta ben belki bizi yakından izleyenler veya izleyenler görmüşlerdir. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin vefatı dolayısıyla o gündemleri yakından izledim, cenaze törenine katıldım. Onun için bu Türkiye'de de bir numaralı gündem konusu herhalde tartışmasız. Dünyada da konuşuluyor. Dünyada başka gündemleri var ama ağırlıklı olarak Türkiye'yi konuştuğumuz için bu konuyu ele alabiliriz diye düşündük ve tek konu özel, kum saati özel yapalım diye kararlaştırdık. Bunu değerlendireceğiz. Kıymetli konuklarla beraber. Konuklarımızı hemen alabiliriz. Hindistan'dan Behzat Bey, Behzat Fatmi Bey ve gazeteci yazar Faruk Mercan Bey. Hoş geldiniz ikiniz de. Hoş bulduk. Sağ olun. Mehmet Bey. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Evet, çok teşekkür ediyorum. Yani hizmet gönüllüleri için, hizmet hareketi için üzüntülü bir gündü tabii ki. Bizi izleyenlerden hizmet gönüllüleri var, hizmet hareketine Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi sevenler var elbette. Onlara başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Makamı Firdevs olsun. Hep kocaman bir hareket üzerinde çok büyük etkileri olmuş. Dünya çapında milyonlara ulaşmış etkisi olmuş bir isimdi Fethullah Gülen. Onunla ilgili hem cenazeyi hem Türkiye'nin hem dünyanın nasıl baktığını değerlendirmek istiyoruz bugünkü yayınımızda. Behzat Bey'i de biraz onun için davet ettik. Çünkü sosyal medyadan takip ediyorum Behzat Bey'i. Hem birazcık kendisini tanıtsın izleyicilerimize, tanımayanlara. Diyalog çalışmalarıyla Hindistan'da görüyorum. Çok önemli faaliyetler yapıyorlar. Konferanslar yapıyorlar, önemli insani çalışmalar içinde bulunuyorlar, fakirlere yardım çalışmalarında bulunuyorlar. Hizmet hareketiyle de çok yakın ilişkisi olan bir arkadaşımız. Behzat Bey, sizden çok kısa kendinizi tanıttıktan sonra siz neler hissettiniz? Cenazeyi nasıl izlediniz uzaklardan? Oradan başlayalım. Evet, ilk önce başınız sağ olsun. Onunla başlamak istiyorum. Ben Behzat, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de oturuyorum. 2012 yılından itibaren hizmetle ilişkim var. Ben Türkiye'de kaldım, sonra İngiltere'de kaldım ve sürekli hizmetle ilgili, hizmetle bağlantılı kurumlarda çalıştım. Şu an Hindistan'daki diyalog bir vakıf var. Onun başındayım. Hindistan'da çok önemli dostlarımız var. Farklı insani çalışmalarla irtibata geçtiğimiz, beraber birçok insani projeler yaptığımız, insanları bir araya getirmeye çalışıp toplumumuza pozitif katkıda bulunmaya çalışıyoruz Hindistan'da. Ve o projeler vesilesiyle tanıştığımız insanlar oldu. Hizmeti de biliyorlar bizim vakfımızla birlikte. Hoca Efendi'nin ismini duymuşlar, kitaplarını okumuşlar. Ve Hoca Efendi'nin vefat ettiğini de başsağlığını iletmişler bize. Onların başında ilk önce başsağlığı mesajı, bize taziye mesajı Mahatma Gandhi'nin torunu Tushar Gandhi'den geldi. İnsanlık için büyük kayıp. Hepimiz çok üzgünüz. Sözlerini kullandı. Onun gibi Hindistan eski Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Dr. Esvai Kureşi Bey de kendi taziye mesajını iletti. Yani Hindistan'ın her toplumdan, farklı din mensuplarından biz taziye mesajları alıyoruz, aldık, almaya da devam ediyoruz. Müslüman, gayrimüslüman, tüm insanlarda. Çünkü burada hayat, Hoca Efendi'nin bize vermiş olduğu vizyonuyla
Biz toplumun her kesimdeki insanlara ulaşmaya çalıştık ve onlarla beraber güzel projeler yapıyoruz. Ondan dolayı da şu an bizimle beraber bu huznumuzu paylaşan birçok insan var. Her kesimden insanlar var. Behzat Bey, siz Türkçe'yi ne zaman öğrendiniz? Türkçe öğrenmenizde Hizmet Hareketi'nin katkısı oldu mu? Bir de size göre hizmet vizyonu ne demek? Hizmet vizyonu dediniz. Hoca Efendi'nin bize ilham ettiği vizyon. Ben Türkiye'ye gittikten sonra öğrendim. Yani 2012 yılında Türkiye'ye gitmeden önce merhaba bile bilmiyordum. Türkiye'de ben 3 sene kaldım ve Konya'da yaşadım. Konya'da yaşadığım için belki de çok daha Türkçe pratik yapmak imkanım oldu. Belki İstanbul veya Ankara'da olsaydım İngilizce konuşabilen birçok insana rastlardım ama Konya'da o pek öyle bir şey yoktu. Ben Türkiye'de kaldım ve tabii ki evet hizmetin bursuyla ben Türkiye'ye gitmiştim. Normalde 6 ay kalıp Hindistan'a dönecektim. Fakat Zaman gazetesinde hatta sizin başınızda olduğunuz gazetesinde ben staj yapma fırsatı buldum Türkçe bitirdikten sonra. Gezi olaylarında ben İstanbul'daydım. O olaylar devam ederken yakından takip ettim. Hindistan'daki medya organları için yazılar yazdım. Ve sonra tekrar Konya'da öğrenci olarak bulunduğum Mevlana Üniversitesi'nde çalışma fırsatım oldu. 2 sene de orada çalıştım. Hizmet vizyonu ya gelecek olursak yani hizmet insanlık için hizmet. Bu biz hep öyle gördük. Biz Müslüman olarak bizim kaynağımız, ilhamımız tabii ki Kur'an-ı Kerim'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den geliyor. Ama onun hayatından aldığımız ilham ve Kur'an'ın öğretilerin çerçevesinde tüm insanlığa ulaşmaya çalışıyoruz. Bizi bunu gösteren de Hoca Efendi Fethullah Gülen oldu. Yani ben bir Müslüman, Hindistanlı Müslüman olarak hizmeti tanımadan önce sanki maalesef Hindistan Müslümanlarında şöyle bir anlayış var. Bu dünyada başarılı olabilmek için yani dindar olmamak gerekiyor ya da namazlardan, Kur'an'dan uzak kalmak gerekiyor. Ya da çok dindar birisi olacaksan, ahiretini kurtaracaksan, o zaman da klasik medreselerde eğitim almak gerekiyor. Modern üniversitelerde, İngilizce eğitim veren okullarda okumak sanki kötü bir Müslüman olarak yetişiyorsun gibi öyle bir anlayış var. Ama hizmette bilim ile din aynı anda olabilir. Hem dindar olup bu dünyada güzel bir gazeteci, yazar, doktor, mühendis olabilirsin. Ben bunu öğrendim ve Hoca Efendi'nin kitaplarından, vaazlarından aslında bunu öğrendim ve tabii ki Hoca Efendi'yi bizden yıllar önce tanıdığı, onunla beraber yol yürüdüğü büyüklerimizden de bunu örnek olarak gördük yani. Kendileri çok başarılılar, çok eğitimliler, birçok dili biliyorlar ve aynı zamanda çok güzel insanlar, iyi Müslümanlar. Gününü Kur'an-ı Kerim telavetiyle başlayıp akşam öğlende birçok güzel insani faaliyetler yapabiliyorlar. Ve bunu yaparken de İslam'a rağmen değil, İslam'dan dolayı yaptığını söylüyorlar. Yani ben bu vizyonu başka yerde görmedim. Hindistan Müslümanlarında maalesef böyle bir ufuk yok. Behzat Bey, ben aslında sizi davet edelim diye düşünürken Türkiye'deki bir anlayışsızlığı ya da biraz bilgisizliği gidermek için de somut bir örnek ortaya koyalım istedim. Yani Türkiye'de sanki Hizmet Hareketi Türkiye'de olup biten bir şey gibi görülüyor. Yani halbuki dünyaya açılmış, hatta daha kötü anlamda işte Amerika'nın etkisinde bir hareket, İsrail'in ne bilim neyi falan gibi saçma sapan, yani kale alınmayacak ama böyle bir propaganda var. Halbuki işte Konya'da okumuş,
Mevlana Üniversitesi'nde bulunmuş ve Hoca Efendi'nin fikirlerinden etkilenmiş bir yazar, bir düşünür, bir gazeteci olarak şu anda karşımızdasınız. Türkçe konuşuyorsunuz. Bu bence yani başka söyleye gerek bırakmayacak kadar birçok şeyi anlatıyor. Sadece iki şey soracağım. Belki Efe Hocam'ın ve Faruk Bey'in de sorular olabilir sizinle vedalaşmadan önce. Yani Hoca Efendi'nin vefatı nasıl bir duygu oluşturdu sizde? Yani Hoca Efendi'nin vefatıyla sizin bu faaliyetleriniz bitecek mi? Geleceğe nasıl yürüyeceksiniz Hoca Efendi'nin vefat ettiği bir ortamda? Bunu yani önce de konuşmadık, ilk defa size açıktan soruyorum. Ben de merak ediyorum ne diyeceğinizi. Herhalde bizi izleyenler de merak ediyordur. Bir bu. İki, cenaze töreninden nasıl izlenimler edindiniz? Yani hem cenazenin şekli, o stattaki organizasyon, hizmet gönüllülerinin yaklaşımı, sizin duygu dünyanız. Bunu kısaca, yani zor sorular biliyorum ama en güzel şekilde özetlersiniz. Estağfurullah. Şöyle, herhangi bir yakınımızı kaybetmek zor bir şey. Sevdiğimiz birini kaybetmek zor bir şey. Biz bir ailede duyuyoruz. Annemizi, babamızı seçmiyoruz. Ve ben de ya da kardeşlerimizi, komşularımızı seçmiyoruz ama akrabalarımızı seçmiyoruz. Biz bir ailede duyuyoruz. Onları bile kaybetmek zor oluyor. Belki de onlar hayattayken birçok konuda anlaşamıyoruz. Fakat kaybedince gerçekten üzülüyoruz. Hoca Efendi ise biz Hoca Efendi'yi seçtik. Hoca Efendi'nin öğretilerinden, vizyonundan, onun kitaplarından, vaazlarından biz Hoca Efendi'yi seçtik. Hayatımız, ben 20 yaşındayken Hoca Efendi'yi ilk defa tanıdım ve çok sevdim. Seçtiğimiz bir insanı böyle kaybetmek, gerçekten severek seçtiğimiz bir insana kaybetmek çok zor. Çok üzgünüz. Bu çok büyük bir kayıp, büyük bir acı. Fakat Hoca Efendi'yi eğer seviyorsak, gerçekten onun öğretilerinden bir şeyler öğrendiysek, bizim üzerimize düşen vazife onun göstermiş olduğu yolda devam etmek. Yapa geldiğimiz faaliyetlerimizi devam ettirmek, belki de daha güzel bir şekilde, daha samimi bir şekilde, daha çok çalışarak varmak istediğimize varmak, insanlara daha çok İslam'ın güzel yüzünü göstermek ve insanlara hizmet etmek. Yani biz Hoca Efendi'nin vefat ettiğinden dolayı tabii ki üzgünüz. Ben cenaze namazı kılınırken ben kendim katılamadım cenaze namazına ama ekranlardan seyrettim ve seyrederken videoyu da çekmiştim. Sonra Twitter'dan paylaştım onu kendi hesabımdan. Gerçekten ben samimi söylüyorum yani dünden beri ben bu videoyu kaç kere izlediğimi hatırlamıyorum. Yani tekrar o cenaze namazın videosunu seyrediyorum ve çok üzülüyorum. Ama sevdiğimiz bir insana kaybettik ve onun değerlerinden, öğretilerinden sevdiğimizden dolayı onun değeri, öğretileri bize bizim yürüdüğümüz yolda devam etmemizi söylüyor. İnşallah da bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Efe Hocam, evet, var mı sorunuz ya da bu değerlendirme üzerine yapacağınız bir katkı? Sonra Faruk Bey sizden de alabiliriz. Çünkü Behzat Bey'i daha uzun süre tutamayacağımız için varsa sorularınız ve katkılarınız hemen devam edebiliriz. Estağfurullah. Çok küçük birkaç bir şey söyleyeceğim. Öncelikle Behzat Bey gibi güzel bir insanla tanışmaktan dolayı çok memnun oldum bu programda. Yani onun çok muhteşem Türkçesinden de çok etkilendim açıkçası. Bunu söyleyeyim. Yani Türkiye'deki birçok insandan çok daha iyi Türkçe konuşuyor Behzat Bey.
Şey söyleyeyim yani bence öncelikle tabii ki şunu söylemek lazım. Sayın Gülen'in vefatından dolayı üzüntü duydum ve bütün sevenlerine, bütün camiasına da en içten dileklerimle başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Şimdi Behzat Bey'in anlattıklarında şöyle bir mesaj ortaya çıkıyor. İslam'ın farklı yorumları mümkün, bütün dinlerin farklı yorumları mümkün. Ve dinler yorumlanırken o dinlerin o yorumlarına kaynaklık eden kişiler çok önemli rol oynuyorlar. Ve belirli ekoller oluşturuyorlar. Bugün bence dünyada özellikle 11 Eylül saldırılarından itibaren en önemli problemlerden bir tanesi dinin siyasete çok aşırı derecede alet edilmesi ve radikalleşme, yani şiddete vesaire yer verilmesi. Bence Sayın Gülen'in ve hareketinin en önemli özelliklerinden bir tanesi şiddeti kategorik olarak reddeden bir hareket olması bir kere. Bu çok önemli. İkincisi siyasetle kurduğu ilişkide denge kurmaya çalışması, yani o tabii ki siyasetle mecburen ilişki kurmak zorundasınız herhangi bir toplumsal hareket olarak, ama bunu dengeli bir şekilde yapmaya çalışması, şöyle dengeli bir şekilde, yani kendi İslami öğretisini bir araç olarak kullanıp bir siyasi malzemeye dönüştürmemeye gayret etmesi. Yani bu Türkiye açısından çok takdire şayan bir şey. Çünkü Türkiye'deki birçok Müslüman hareket, İslami hareket maalesef bunu bence hizmet hareketi kadar detaylı bir şekilde yapamadı. Hizmetin özelliği şu, daha çok eğitime kanalize olması, insana odaklı bir yaklaşım. Ve dediğim gibi şiddeti reddetmiş olması, şiddet dışında bir de diyalog kapılarını açması, yani İslami hareketler içinde bir de böyle bir özellik var. Bunların en tabii örneğini görmüş olduk. Yani Behzat Bey'in anlattıklarından şunu görüyorum ben. Türkiye'den Hindistan'a bir mektup gönderilmiş. Yani o mektubun ete kemiğe bürünmüş şekli Behzat Bey. Oraya gitmiş ve orada o işte kendisinde o mektupta izah edilmiş olan noktaları orada uygulamaya çalışıyor. Ve bu hem din özgürlüğü açısından çok önemli, hem çok kültürlülük açısından çok önemli, hem de bu bahsettiğim hani acilen bütün Müslüman toplumlarda ihtiyaç duyulan bir arada yaşama kültürü, yani ötekilerle bir arada yaşama kültürü, işte onlarla diyalog kurma, onları sevme, onları özümseme, böyle bu tarz mesajlar açısından çok değerli yani. O yüzden kendisine çok teşekkür ediyorum hem programa katıldığı için hem de bu mesajları bu vasıtayla ilettiği için. Evet Faruk Bey, siz daha önce tanışıyor muydunuz bilmiyorum Behzat Bey'le. Varsa sizin sorunuz da olabilir, yorumunuz da olabilir. Evet, Behzat Bey'i çok yakından tanıyorum. Çok kıymetli bir akademisyen, çok kıymetli bir Hindistan coğrafyasından Türkiye'ye uzanan bir hikayeye sahip çok kıymetli bir arkadaşımız. Abdülhamit Bey, Hindistan coğrafyasının bir önemi var. İmam Rabbani Hazretleri orada neşet etmiş. Hemen yanı başında Muhammed İkbal Pakistan'da, yani Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin çok sevdiği iki şahsiyet. Tasavvufi İslam'ı temsil eden iki büyük şahsiyetin neşet ettiği bir coğrafya. Aynı zamanda dünyada herhalde Müslüman nüfusun çok yoğun olduğu çok önemli bir coğrafya. Behzat Bey'in bahsettiği Gandhi'nin torunuyla ben Güney Afrika'da tanıştım. Gandhi biliyorsunuz 15 sene kadar Güney Afrika'da yaşamış ve Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'daki bir hizmet konferansında aynı masaya oturduk. Ve ben bu vesileyle Ela Gandhi kendisine bir soru sordum. Dedim ki, nasıl tanıdınız dedim hizmet hareketini ve hizmet hareketiyle ilgili Fethullah Gülen'le ilgili düşünceniz nedir? Kendisi, dedesi tabii orada bulunmuş, sonra Hindistan'a dönmüş, sonra Güney Afrikalılar bir daha kendisini çağırmış. O bir oğlunu göndermiş oraya, Gandhi. Ve o vesileyle orada Güney Afrika'da ve Gandhi aynı zamanda orada trenden atılmış. Durhan, sen birinci mevkiye binemezsin diye oradan trenden atılmış. Dedi ki Ela Gandhi, ben dedi hizmet hareketini şöyle tarif ediyorum. Hani çok projeleri olan insanlar var yeryüzünde, çok güzel şeyler söyleyenler var. Bu insanların özelliği aynı zamanda söylediklerini tatbik etmeleri. Yani ne söylüyorlarsa onları hayata geçirmeleri.
Bu çok manidar gelmişti bana. Bir de Behzat Bey de belki şey yapabilir. Bildiğim kadarıyla Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Sonsuz Nur eseri, yani Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan Sonsuz Nur eserin en çok okunduğu coğrafyalardan bir tanesidir. Çünkü ben Hindistan'a gitmedim ama yanı başındaki Pakistan'a gittim, orada epey bir bulunma imkanım oldu. Nuru Sermedi diye bu eser Urduca'ya tercüme edilmiş ama zaten Hindistan'ın da nüfusun önemli bir bölümü İngilizce de bildiği için bu eserin zaten İngilizcesi de var. Dolayısıyla bu eserin çok yoğun olduğu olarak okunduğu coğrafyalardan bir tanesi. Behzat Bey'in bir diğer özelliği, kayınpederi Hindistan'ın çok mühim bir İslam alimidir. Eğer ismini yanlış hatırlamıyorsam Mevlana Vahidüddin Bey. Dolayısıyla evet, dedim. Çok mühim evet, bir İslam alimidir. Behzat Bey yapmış olduğu son Kur'an tercümesi, İngilizce Kur'an tercümelerini bir hareket gösterip burada da ekrandan teşekkür ediyorum. Hem o güzel eser için hem de o kıymetli hediyeyi gönderdiği için ta Amerikalara kadar. Buyurun Faruk Bey. Pardon, kusura bakmayın. Estağfurullah. Dolayısıyla aynı zamanda Pakistan'da ben Pakistanlı akademisyenler ve entelektüellerle görüştüğüm zaman şunu söylemişlerdi. Bu coğrafya İran'dan da insanlar geldi. Suudi Arabistan'dan da insanlar geldi. Çünkü yakın. Hatta o zaman görüştüğüm, daha sonra bana kendisi bir mektup da verdi ve dedesinin orijinal bir şiirini onu da Hoca Efendi'ye getirip takdim etmiştim. Muhammed İkbal'in torunu. Mesela o zaman demişti ki benim en yakın arkadaşlarımdan birisi burada Lahor'da İran'ın başkonsolosudur. O coğrafyada tesirleri var, yani dilden, yakın şeyden kaynaklanan. Aynı şekilde Suudi Arabistan, mesela İslamabad'daki en büyük cami Faysal Camii'dir. Ama ne enteresandır ki işte şey olarak o coğrafyada başka şeyler de var. Şeyde Gandhi'nin cevabını diyecektiniz. Onu merak ettim. Gandhi'nin torunu sorunuza ne cevap verdi onu merak ettim şimdi. Ha onu şimdi ya, onu ha Hüce onu ifade etmeye hizmet hareketi. Ha orada şey dedi. Yani genelde dedi konuşan evet yani çok konuşan insan var, çok kurum var fakat hizmet hareketinin farkı bunları hayata da geçiriyor olmaları, tatbik ediyor olmaları demiştiniz. Evet. Evet yani ben bu insanları tanıdım ve bu insanlar söylediklerini yapan insanlar. Şimdi Hindistan ve Pakistan coğrafyası aynı zamanda dediğim gibi Sufi İslam dediğimiz, tasavvufi İslam dediğimiz şeylerin çok kuvvetli olması hasebiyle hizmet hareketinin dünyaya sunduğu İslam anlayışına da çok yakın bir coğrafya. Ve dediğim gibi Müslüman nüfusun da çok yoğun olduğu bir coğrafya olduğu için. Ama dikkat ederseniz ben bakıyorum mesela Hindistan'dan gelen başsağlığı mesajlarına. Hem Hindistanlı yani Müslüman olmayan işte Ela Gandhi gibi efendim diğer Hindistan'ın önemli akademisyenleri. İşte mesela şeyle ilgili en önemli kitapları yazan insanlardan biri Hindistan coğrafyasından çıktı biliyorsunuz. Enver Alam. For the sake of Allah. Allah rızası için. O kitabı yazan zat da Hindistan asıllı bir bilim adamı. Dolayısıyla hakikaten hemen güney coğrafyada Endonezya mesela. Behzat Bey medrese ile günümüz eğitim sisteminin nasıl şey haline geldiğini o coğrafyalarda söylüyor. Aynı şey mesela Endonezya'da geçerli. Daha sonra Endonezya'daki Müslüman cemaatlerin önde gelenleri oradaki hizmet okullarına gelerek acaba bu sistemin biz nasıl alabiliriz? Çünkü orada da yıllarca öyle ikili bir sistem gelmiş medrese. Hollanda'nın şeyinde kalmış onlar. Yüzyıllarca Endonezya. Ve bir yandan da günümüzün eğitim sistemi. Sonra onlar hizmet hareketinin şeyini görünce diyorlar ki ya burada orada bir de bir Alman mühendislerine karşı bir şey de var. Alman mühendisinin kafası, hizmet insanının ruhu. Bizim ihtiyaç duyduğumuz şey bu. Sonra Endonezya'dan enteresandır Abdülhamit Bey. 500 okul müdürünü Türkiye'ye gönderiyorlar. Hizmet okullarını görsünler. Bir haftalık bir seminer. Ve dönsünler onu Endonezya'da tatbik etsinler. Ki biliyorsunuz Endonezya yine İslam'ın yani Müslüman nüfusun en yoğun olduğu ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla en büyük Müslüman Faruk Bey. Sözünüzü balla kesiyorum. Ben kırılmayın. Bunları konuşacağız.
günlerce, haftalarca program yapsak konuşacak içerik var gerçekten. Fakat Behzat Bey'i gönderip başka kıymetli bir konuğumuz var. Vedalaşıp Behzat Bey'le daha sonraki programlarda tabii konuşmak üzere diyorum. Böyle zaten dostluğumuz var. Ufak bir son bir soruyla bitirmeme izin verirseniz şunu merak ediyorum. Yani Gandhi'nin torunundan bahsediyoruz. Türkiye'yi düşünürsek ki dünyada Gandhi ismini bilmeyen yoktur. Türkiye isimdir, değil mi Efe Hocam? Gandhi ismi. Tabii ki. Kesinlikle. Sorumla yani merak ediyorum gerçekten Behzat Bey'in görüşlerini. Şimdi Gandhi'nin torununun açıklamasını belki birazcık paylaşabilirsiniz Behzat Bey bizimle. Çok özetle. Yani dünya çapında bir aileden hizmetle ilgili yaklaşım ile Türkiye'de günlerdir işte 3-4 gündür hizmetle ilgili değerlendirmeleri bir yan yana koyduğunuz zaman eminim Türkiye'deki hizmetle ilgili Fethullah Gülen'le ilgili sözleri, değerlendirmeleri de karalama kampanyası diyelim, adına ne diyeceksek diyelim. Onları yan yana koyduğunuz zaman yani Hindistan'dan hizmeti sevmiş, hizmet hareketini sevmiş bir insan olarak bu çelişkiyi nasıl görüyorsunuz? Yani anlamakta zorlanıyorum. Ben öyle söyleyeyim. Hem anlamakta zorlanıyorum ama hem tabii ki Hindistan'ın pardon Türkiye'nin siyasetini yakından takip ettiğim için de nasıl bir siyasi hava var, nasıl bir siyaset orada uzun zamandır yürütülüyor. Onu ve siyasi tarihini de baktığımda hem anlıyorum hem anlamakta zorlanıyorum. Ama burada Gandhi'nin, Tushar Gandhi, Mahatma Gandhi'nin torunu Tushar Gandhi'nin sözlerine gelecek olursak, o bir tweet attı, hemen haberi duyar duymaz. Bir barış sesi sustu, insanlık için büyük kayıp diye bir tweet attı kendisi. Ve tabii ki bu çok yankı getirdi, çok paylaşıldı. Aynı zamanda ben bir Hindistanlı beyefendinin daha tweetini paylaşmak istiyorum bu programda. Beyefendi eski Hindistan Başbakan Atal Bihari Vajpayee'nin danışmanı. O da şöyle bir şey dedi. Hoca Efendi'nin sözleri ve kitapları şiddet ve terörizm için İslam dininin kullanılmasına karşı güçlü bir sestir diye bir alıntı, onun aslında uzunca bir tweet'i var. Sudhindra Kulkarni Bey, bu beyefendi. Yani İslam, mesela Enver Alim'in kitabından bahsettik. Orada Enver Hoca'nın da anlatmak istediği şey şu, yani Allah rızası için güzel işleri yapan insanlar da var. Bazı terör grupları var, işte onlar Allah rızası için ben birinin kafasını kesiyorum diyor. Ama diğer taraftan hizmet hareketi var. O da ben Allah rızası için bu fakiri desteklemeye çalışıyorum. Onun hayatta tutunmak için yardım faaliyetlerinde bulunuyorum. Bir kiyide, köşede, bir köyde büyüyen bir çocuğa güzel eğitim verip dünya vatandaş haline getirmeye çalışıyorum diyen bir topluluk var, Müslüman topluluk var ve onlar da bunu yaparken Allah rızası için yapıyorum diyor. Burada Kulkarni Bey'in tweetinde de biz bunu görüyoruz. Yani o da diyor, yani onun Hoca Efendi'nin sözleri ve kitapları şiddet ve terörizm için İslam dininin kullanılmasına karşı güçlü bir sestir. Yani Efe Hocam da aslında bundan bahsetti. Hizmetin temel prensiplerinde şiddetten, terörizmden uzak durmak var. Şimdi böyle bir değeri, böyle bir öğreti olan bir hareketine Türkiye'de terörist diyorlar. Türkiye'de gözlerini kapatabilirler ama dünya bunu görüyor. Hizmetin ne olduğunu, nasıl bir değerli bir organizasyon, bir hareket, bir sosyal hareketi olduğunu tüm dünya görüyor.
Ve dediğim gibi hem anlamaktan zorlanıyorum, hem de Türkiye'nin siyasi tarihini araştırdığım için, bildiğim için de anlıyorum. Behzat Bey çok teşekkür ediyorum. Çok güzel değerlendirmeleriniz, yorumlarınız için. Keşke imkan olsaydı beraber devam etseydik. Fakat teknik bir problem de var. Onun için 5 kişiye çıkamıyoruz. Sizi bu güzel değerlendirmenizle uğurlamak istiyorum. Fakat sadece şu notu uğurlayalım Behzat Bey'i. Behzat Bey Afrika'dan, Güney Afrika'dan, Kanada'dan, Almanya'dan, Tacikistan'dan, dünyanın böyle birçok farklı coğrafyalarından, kültürlerinden bulabileceğimiz, yani şimdi imkanımız olsa bağlanabilsek, öyle bağlanabileceğimiz birçok Behzat Beyler var. Yani bunu da izleyicilerimizin tabii bir kısmı biliyordur ama bilmesinden bir numune olarak belki görmüş olduk. Aslında belki böyle farklı kültürlerden, Türkiye'den çıkmış olan bir hareketten etkilenmiş olmaları başlı başına bir araştırma konusu olması lazım. Müslüman olmanız, olmamanız, hizmet hareketini seviyor olmanız ya da seviyor olmamanızdan bağımsız olarak böyle bir araştırmayı hak etmesine rağmen maalesef Türkiye'ye yönelik diyorum. En küçük bir ilgi yok. Aksine küfürler, hakaretler ve nezaketi asla kaldırmayan çok sığ bakış açıları var. Onları da bu kadarlıkla hatırlamış olalım. Behzat Bey çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Belki varsa Ben teşekkür dostlarım, ederim. milyonlarca Hikmet gönüllüsüne bir mesajınız varsa son sözünüz olarak onunla bitirebiliriz. Estağfurullah, tekrardan başınız sağ olsun ve hizmete devam. Aslında Hindistan'da karikatürist bir karikatür çizdi ve orada da bu mesaj vermeye çalıştı. Belki bunu da Evet. kapatmak isterim. Asim Trivedi Bey, işte o dedi, Fethullah Gülen Nevreda hizmete devam. Hizmet devam edecek. İnşallah bizim mesajımız dünyaya bu. İnşallah. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Behzat Bey. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere. Efe Hocam, Behzat Bey'i gönderdik. Behzat Bey ile sosyal medyadan tanıştım ben. Birkaç uluslararası toplantıda da az önce Faruk Bey bahsetti. Ben de karşılaştığımızda muhabbet ettim, konuştuk, anlamaya çalıştım. Merakımın sebebi de şu. Ben Erzurumluyum. İstanbul'da doğdum ama annem babam Erzurumlu. Fethullah Gülen Hoca Efendi de Erzurumlu. Erzurum Hasankale Korucuk köyünde dünyaya gelmiş bir insan. İlk eğitimini Erzurum'da medreselerde görmüş bir insan. Az sonra Faruk Bey'den bunun detaylarını alırız. Faruk Bey çünkü Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin biyografisini yazdı. Çok daha detaylı bilgilere sahip. Benim yani Erzurumlu birisi olarak ya da Türkiye parantezinde Türkiye'li birisi olarak Fethullah Gülen hareketinden etkilenmiş olmam, onu sevmem min haber değeri yok bence. Normal bir olay. Türkiye'de bir sürü dini grup var, siyasi, ideolojik grup var. Onlara insanlar anlayışına göre onların bir parçası olabilir. Veya birisini sevebilir, birisini sevmeyebilir. Ama o kadar uzak bir coğrafyadan, Hindistan'dan işte Behzat Bey'i dinledik. Bu yaklaşım, yani Erzurum'dan çıkmış bu fikirler Yeni Delhi'de bir insanı etkilemiş. Onun işte hayatına şekil vermiş bir şekilde ve o Müslüman bir insan ama Müslümanlık anlayışını, dünya anlayışını, topluma bakışını, insana bakışını etkilemiş. Soru şu şimdi Efe Hocam. Yani bu yaklaşım haber değeri taşıyan bir şey. Bu durum haber değeri taşıyor. Fakat buna dönük büyük bir ilgisizlik var. Bu da beni şaşırtıyor. Yani Efe Hocam sizden belki başlayıp, bu arada Abdullah Bey'e hoş geldiniz demedik. Benim okul arkadaşım, sınıf arkadaşım, çok değerli arkadaşım.
Abdullah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sizin de başınız sağ olsun dostlar gibi. Efe Hocam ne diyorsunuz bu ilgisizlik? Yani bu bir ilgiyi hak etmiyor mu? Yani ben belki abartıyor olabilirim. Öyleyse de Yok, lütfen uyarın. Ve kesinlikle değil. bu tuhaf bakış açısının sebebi ne yani? Hani bu ilgisizliği Evet. geçtik, bir de küfretmek, hakaret etmek, yani aşağılamak, karalamak. Şimdi Buyurun. şunu söylemek lazım. Saptamanız çok doğru. Yani Türkiye'den herhangi bir yerinden, Erzurum olabilir, işte ne bileyim Kastamonu olabilir, Sinop olabilir, Diyarbakır olabilir. Herhangi Türkiye'nin bir yerinden çıkmış olan bir Anadolu insanına başlatmış olduğu bir hareket var. Bu dini bir hareket. Din özgürlüğü kapsamında değerlendirdiğiniz zaman dünyanın neresine giderseniz gidin, bu bir sosyal harekettir. Bu bir din özgürlüğü kapsamında yapılmış olan bir çalışmadır. Ve bu çalışma lokal olmanın çok ötesine geçmiş. Yani bulunduğu kasabada değil, bulunduğu şehirde değil, bulunduğu bölgede değil, bulunduğu ülke sınırları içerisinde değil, dünya çapında da çok etkin bir hareket haline gelmiş. Yani hani bir sosyal bilimcinin perspektifinden de baksanız, bir gazetecinin perspektifinden de baksanız, bir normal bir gözlemcinin açısından da baksanız, bu takdire değer ve dikkate değer bir şey yani. Bunu görmezden gelmeniz mümkün değil. Ha, buna sempati duyarsınız, duymazsınız, beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama görmezden gelmeniz mümkün değil böyle bir şeyi. Böyle bir gerçek var. Dünyanın işte onlarca ülkesine, hatta yüze yakın ülkesine gitmiş, orada işte bir takım eğitim faaliyetleri geliştirmiş, Türk okulları açmış. Şimdi mesela şey diyoruz, işte Türkiye'de Saint Benoît, işte Saint Joseph, Robert College, işte Üsküdar Amerikan, ne bileyim, bir sürü böyle Tarsus Amerikan okullar açılmış vakti zamanında, işte 1900'lerde, 1800'lerin sonlarında. Bu okullarda kısmen misyonerlik hareketi olarak başlamış. Fakat daha sonrasında işte o gittikleri ülkenin köklü eğitim kurumları arasında yer almış. Türkiye'de de işte biraz önce dediniz ya, Abdullah Bey'le sınıf arkadaşısınız. İşte sizin gittiğiniz Boğaziçi Üniversitesi'nin kökleri buraya uzanıyor yani. Hani bir ağacın nasıl filizlendiğini görüyorsunuz buradan. Hizmet hareketine baktığınız zaman da buna benzer bir yaklaşım var. Yani işte gidiyor bir yere, işte Türkiye'den mesela Kazakistan'a gidiyor. Orada bir anaokulu açıyor, ilkokul açıyor. Sonra işte o bir liseye dönüşüyor falan. Böyle bir eğitim altyapısı oluşturuyor. Şimdi biraz önce Behzat Bey'le konuşurken de onu vurgulamaya çalışmıştım ben. Hizmet hareketinin, bence yani dışarıdan bakan bir insan olarak söylüyorum, hizmet hareketinin bence diğer İslami hareketlerden en önemli farkı siyasetle sınırlı bir alan veya hatta siyasete odaklı bir yaklaşımdan ziyade daha çok eğitime ve insana yatırım yapan bir yaklaşım oluşturmuş olması ve şiddeti dediğim gibi kategorik olarak reddeden, yani herhangi bir amacı varsa bu amaca şiddet vasıtasıyla değil, işte eğitim vasıtasıyla, insanlarla, diyalogla ulaşmak isteyen bir anlayış var. Böyle bir anlayışı 21. yüzyılda bırakın görmezden gelmeyi, mutlaka büyüteç altına alıp incelemeniz lazım. Niye? Çünkü baktığınızda en büyük, bence İslam dünyasındaki en büyük problemlerden bir tanesi, İslam dünyasındaki birçok hareketin çok önemli bir bölümünün şiddetle arasına mesafe koymada yaşadığı sıkıntı. Ama hizmet hareketinde böyle bir şey yok. Yani baktığınız zaman benim tanıdığım işte onlarca değerli dostum var, sizler de olmak üzere. Baktığımda dünyaya, yani bence eğer İslam'ın vereceği bir mesaj varsa, ki olduğuna inanıyorum, bu mesajın bu şekilde verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bunun böyle işte bir takım savaşlarla, şiddetle, terörizmle falan ilintili hale getirilmesi, herhangi bir dini olduğu gibi İslam dinine de çok büyük zarar verecek bir şey, Müslümanlara da çok büyük zarar verecek bir şey. Bu açıdan baktığınız zaman Sayın Gülen'in oynadığı rolü reddetmeniz mümkün değil. Yani ve Türkiye'de de zaten, hani dediniz ya, Türkiye'de niye böyle bir durum var, böyle bir yaklaşım var şu an, işte bütün dünyada Evet. takdir Soru toplayan bu. bir isim. Soru bu. Yani Soru o bu. soru işte şu. Şimdi bugün Sebebi ne? Sayın Gülen 2024'te değil de 2014'te vefat etmiş olsaydı veya işte ne bileyim 2004'te vefat etmiş olsaydı, o gördüğünüz cenazeye kimler katılacaktı? Yani hepimiz bunu biliyoruz, gayet net. Bugün Türkiye siyasetindeki
ismini kimi sayarsanız sayın yani son 50 yıla damgasını vurmuş kim varsa eğer yaşıyorduysa vefat anında onlar katılacaktı bu cenazeye ve arkasından işte Hindistan'da ne söyleniyorsa işte ne bileyim Güney Afrika'da ne söyleniyorsa Kanada'da ne söyleniyorsa onlar da ona benzer şeyler telaffuz edeceklerdi. Yani dolayısıyla Bu sorun politik bir sorun. Politik ve konjonktürel bir konjonktürel yani. sorun. Evet, Ama Efe kesinlikle Hocam, öyle. yani diğer konuklarımıza soru sormadan, söz vermeden önce devam bir şey sormak istiyorum. Sizi hakikaten merak ediyorum, yani samimi olarak merak ediyorum. Bu konjonktürel kısmı belli. 2013'ten önce Erdoğan işte o stada gelip, değil mi, Türkçe olimpiyatların yapıldığı statta büyük metiyeler dizmişti. Tabii. Fethullah Gülen Hoca Efendi hakkında, Hizmet Hareketi hakkında ve tüm bakanların, şunların, bunların düzinelerce dolu yayınları var. Hakan Fidan da Kesinlikle. dahil bu arada. Bazen sosyal medyada önüme düşüyor. Türkçe olimpiyatlarına gelmiş böyle müthiş bir şey gibi, neredeyse şakirt gibi, hizmet gönüllüsü gibi bir sempati içinde yaklaşıyor. Bugün o gün metiye dizdiği insanları dünyadan kaçırma operasyonlarına, yani MIT'in başındayken öncülük ediyordu. Şimdi de Dışişleri Bakanı olarak bunu yapıyor. Yani bunu bütün tarihe not düşmek adına söylüyorum. İzleyicilere de hatırlatma babından söylüyorum. Bu konjonktürel, yani hiçbir ahlaklı tarafı yok. Hiçbir değer verilecek bir tarafı da yok bence. Fakat yani ama anlamaya çalışabiliriz. Ama muhalif kesimlerin hepsinde var bu ilgisizlik. Yani sevgi istemiyoruz. Yani sevgi olsun istemiyorum. Gerek de yok. Evet. Ama bu ilgisizlik, meraksızlık, onlar da hakarete katıldılar. CNN Türk yayınında ben cenazeden sonra birçok insandan duydum. Ya bu nedir diyorlar. Ceset töreni gibi şeyler yazıyorlar. Yani muhalif diyebileceğimiz, CNN Türk muhalif değil de bu arada. Muhalif işte T24 sitesi var, onlar da böyle şey yaptılar. Onların Halk sizce TV. izahı ne? Evet, onların sizce izahı ne? Cumhuriyet gazetesi. Onlar niye en azından ilgi duymuyorlar? Anlamaya çalışmıyorlar. En azından Evet. nezaketli davranmıyorlar. Objektif davranmıyorlar. Şimdi ben bu güzel programda hani böyle teorik konularla can sıkmak istemiyorum ama biliyorum ki siz de Abdullah Bey de zaten siyaset bilimcisiniz. Yani o anlamda bunu söylemenin bir sakıncası yok. Otoriter rejimler kuruluş esnasında ve konsolidasyon esnasında ne yapıyorlar? Bir diskur oluşturuyorlar. Bir genel bir anlatı, bir söylem oluşturuyorlar. Bu söylemi muhalefete de dayatabildikleri oranda zaten başarılı oluyorlar. Yani işte Rusya gibi örneklerde, Belarus gibi örneklerde, dünyadaki birçok otoriterleşen işte Polonya'da veya Macaristan'da da ana diskurları oturtabildikleri oranda yani toplumda bir takım mesajlar var, o mesajları oturtabiliyorlar. Bu ana diskurların önemli dayanak noktalarından, payandalarından bir tanesi de daha önceden biliyorsunuz 2013 işte ten sonra başlayan bu 2013'teki yolsuzluk dosyalarının ortaya çıkmasıyla beraber ilk önce ne dediler? İşte paralel devlet yapılanması tırnak içerisinde. Paralel devlet yapılanmasıyla kriminalize etmeye çalıştılar. Ve McCarthy'ci bir yaklaşım başlattılar Gülen cemaati aleyhine. Ve kademe kademe el yükselterek devam ettiler. Ve neticede 15 Temmuz'la beraber bu paralel devlet yapılanması dedikleri işte fabrikasyon terimi ne yaptılar? İşte Fethullahçı terör örgütüne, FETÖ terimine, hepsini tırnak içinde kullanıyorum, buna evirdiler. Böyle bir evrim oluşturdular. Ve bunu da muhalefet benimsedi. Gayet istekli bir şekilde benimsedi. Yani normalde işte en büyük başarısızlık bu zaten. Yani bir otoriterleşen bir rejimin kendi diskurunu, dayatmak istediği diskuru eğer muhalefet reddedemiyorsa, bunu bünyesinden atamıyorsa burada ciddi bir sıkıntı var. Hani bunu geçelim şimdi. Bu olayın siyaset bilimiyle alakalı olan yorumu, teorik yorumu. Bir de olayın bir pratik yorumu var. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Yani ben Müslüman bir ailede doğdum, büyüdüm. Bizim kültürde şöyle bir olay yok mudur? Yani size de soruyorum. Siz de bizim memleketin çocuğusunuz sonuçta. Ya ölenin arkasından konuşulmaz arkadaş. Böyle bir olay vardır yani. Kim olursa olsun. Ölen senin mahalledeki en büyük düşmanın olabilir. Ne bileyim borcunu ödememiş akraban olabilir. Çok büyük işte ayıplar yapmış veya günahlar işlemiş birisi olarak gördüğün birisi olabilir. Ama ölen adamın arkasından konuşulmaz. Ölen adamın arkasından kötü bir şey söylemek istiyorsan susarsın. Şeye olan saygından yani onu sevenlere, ailesine falan olan saygından edepli hareket edersin. Şimdi
sokak köpeği öldüğü zaman veya sokak kedisi öldüğü zaman bile insani ve yani karşısındakine empati kurmaya yönelik bir dil kullanan insanlar, bir insanoğlu ölmüş. Yani kim olduğu önemli değil, bir insanoğlu, yaşlı bir insan ölmüş. Ya bu insanın arkasından böyle konuşulması çok ayıptır. Yani bu ahlaki anlamda bir çöküntüdür. Bu ahlaki çöküntüye tevessül etmek çok hazin bir şey. Yani bunu görmemek. Mesela orada ben CNN Türk'ü çok ciddi anlamda kınıyorum. Halk TV'yi, Cumhuriyet'i. Yani nötr bir dil kullanmak çok zor değil. Çünkü jurnalistik kaygılarınızın olması lazım. Dünyada bir takım etik kriterler var. Hadi bırakın kendi etiğinizi. Mesleğinizi eğer icra etmek istiyorsanız o mesleğin gerekliliği olan bir takım üslup ve terminoloji var yani. Bunu kullanırsınız. Mesela vefat etti demek zorunda değilsin ama öldü de, öldü diyebilirsin. Yani öldü dersen o kadar kötü bir şey değil. Ama sen şimdi yok işte çukur kazıldı, yok işte İncil'den ne bileyim İncil'e atıflar yapıldı. Yani manipülasyona varacak şeyler var işin içinde. Amaç şu, amaç rejimin diskurunu devam ettirmek, rejimin yelkenlerine rüzgar olmak. Bu çok iyi bir şey mi? Ben bunu izleyenlerin takdirine bırakıyorum. Bu normal ahlaklı bir şey mi? İzleyenler kendi karar versin bence. Evet, çok sağ olun Efe Hocam. Bu değerlendirmeler izleyicilerimiz için de dinleyenler için de faydalı olur diye düşünüyorum. Zihni açıcı olur diye düşünüyorum. Tam bu noktada Abdullah Bey, siz dünya medyasını en yakın izleyenlerdensiniz. Türkiye'de de beraber çalıştığımız dönemde Today Zaman'ın İngilizce Türkiye'nin yayınlanan iki gazetesinden birinin temsilcisi en son. Sürgünde İsveç'te yaşıyorsunuz. Yıllarca beraberliğimiz, arkadaşlığımız oldu okul yıllarında, okul sıralarında. Şimdi de boş durmuyorsunuz. Takip ediyorum hem sosyal medyada hem farklı mecralarda. Yazıyorsunuz, konuşuyorsunuz, çiziyorsunuz ve takip ediyorsunuz tabii. Washington Post'tan işte Le Monde'a kadar tüm dünya. Bunu da eminim izlediniz. Siz dünya nasıl gördü? İsterseniz oradan onu merak ediyorum. Ben çünkü çok böyle yoğunluk içinde az bakabildim. Oradaki fotoğraf nasıl? Ve tabii sonrasında da yani Türkiye'ye belki küçük bir parantez, yani büyük bir parantez açmayı da çok hak etmediğini düşünüyorum o yaklaşımların. Ama dünya nasıl gördü sizce? Ve tabii ki sizin duygularınız. Ya tabii bu konular daha önce de aslında çok konuşuldu. Basın taramaları yapıldı. Ben çok onlara girmek istemiyorum açıkçası. Biraz Mehmet Efe'nin bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Yani diskur meselesi. Türkiye'de muhalefet aslında İngilizcesinde dediğimiz co-opted dediğimiz yani rejim gerçekten domine olup bu narratifi oluşturdu hikayeyi. Onun üzerinden devam ediyor. Kırmızı çizgiler var. Çok kalın bir şekilde çekilmiş. Ve hayatiyetini devam etmelerinde o çizgi içerisinde hareket etmelerine bağlıyorlar. Tabii bu diskur gerçekler üzerine inşa edilmediği için şöyle çok ciddi bir endişe de taşıyorlar. Her an çökebilir. Dolayısıyla vites arttırmak zorundalar. Yani o sıfatlara yeni yeni sıfatlar eklemek zorundalar. Kötüleşmelerin daha da ötesine taşımak zorundalar ki devam ettirebilsinler. Yani konjektürel olduğunu hepimiz biliyoruz. Siyasi çerçeve içerisinde bunların planlandığını hepimiz biliyoruz. Ve konjektür siyaset değiştiğinde de gerçekler çok rahatlıkla konuşmaya başladığını, o diskurun da tamamen yok olacağını biliyoruz. Ama asıl vurgulamak istediğim nokta şu. Yani Efe'nin bahsettiği Fethullah Gülen'in şiddetten uzak durması, silahtan uzak durması konusu benim için yani en önemli konulardan birisi. Fethullah Gülen kimdir? Ne yapmıştır? Ne gerçekleştirmeye çalıştırmıştır diye baktığında en önemli hususu bence onu görüyorum. Bu tabii belki biraz mesleki hastalıkla da alakalı olabilir. Yıllarca radikal örgütlere çalışmış bir insanım. Hepsini biliyorum. Nerelerden geldiklerini biliyorum. Hangi motivasyonlarla hareket ettiklerini biliyorum. Şimdi Fethullah Gülen'in hayatına bir bakın. 60'ların sonlarında hareketlenmeye başlamış küçük bir grup. 70'lerde biraz büyümeye başlıyor. 70'lerde hatırlayın, tabii biz çocuktuk o dönemlerde ama ben kendi mahallemde biliyorum Balıkesir'de, Türkiye'nin batı kesimlerinde milliyetçiliğin son derece güçlü olduğu, ülkücülerin özellikle güçlü olduğu kesimlerde. Yani sokaklarda insanların öldürüldüğünü, sağ-sol çatışması, İslamcı-milliyetçi çatışması çerçevesinde
O dönemlerdeki geçmişe dönüp Fethullah Gülen'in camilerde yapmış olduğu veya dost sohbetlerinde yapmış olduğu konuşmalarda ısrarla o tür çatışmalardan uzak kalınmasını vurguluyor. Hatta zaman zaman diyor bana gelip soruyorlar. Kapımı açtım. Kapımı açtığımda işte asker elbisesi, polis elbisesi giymiş, solcu veya sağcı birisine ben ne yapayım? Yani kendimi savunmayayım mı? Bu şiddete karşı silahlanıp ben de mücadele etmeyeyim mi? Ki böyle bir mahalle baskısı da var dini çevrelerde o dönemde. Sadece ülkücü gruplarda değil, hatırlayın. Bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın o dönemlerdeki Akıncı gruplar içerisinde arkadaşı Metin Külünk'le beraber silahlı grubun kanatlarının içinde yer aldığını biliyoruz. Yani Erdoğan da bu bahçelerde yetişmiş. O dönemlerde mesela ısrarla kendi sevenlerini, kendi takipçilerini ve naz geçirebildiği herkese şiddet eylemlerinden uzak durmasını tavsiye ediyor. Bu çok prensipli bir duruş ve bu sadece o günkü konjektürel çerçeve içerisinde çok kolay bir işte değil. Ama onu yapıyor. Bu lider ve vizyon gösterisi ve olayların nereye varacağını gördüğünü bize aslında göstermiş oluyor. Daha sonra darbe sonrasındaki belgelerden görüyoruz ki aslında bu çatışmaların devletin işte özel kuvvetlerinde, gerilla tipi yapılanmalarda, derin devlet dehlizlerinde planlandığını, milletin çocuklarını farklı ideolojik gruplara bölüp birbiriyle çarpıştırdığını ve bunun üzerinden kendi rejimlerini inşa etmeye çalışan bir kesimin arka planda aslında bütün bu işleri planladığını görüyoruz. Geçelim 80'lere. 80 hemen 79 ve 80'de hatırlayın İran, yani İslam devrimi oluyor. Bütün sadece İran değil, çevre ülkelerinde, bütün dünyada acaba İslamcı gruplar içerisinde biz bu metodu deneyip iktidara gelebilir miyiz şeklinde bir tartışma başlıyor. Yani biz de böyle yapalım. Biz de Hümeyni gibi hücrelenme yapılanması içerisinde silahla beraber bu işi yapabilir miyiz? Mesela o dönemde de gene Fethullah Gülen'in tavırlarına bakın ki kendi yakındaki talebelerinin farklı görüşleri olmasına rağmen zaman zaman çünkü o echo chamber içerisinde onlar da etkileniyor. Bir sürü İslamcı grup yani biraz heyecan duymuş. Ya işte İslami bir iktidar İran'a gelmiş tırnak içerisinde. Aslında son derece baskıcı, dini tamamen siyasi hedefler içerisinde kullanmış bir yapı. Oraya komünistlerle de solcularla da beraber hareket ederek gelmiş. Fakat daha sonra onları tasfiye ederek kendi otokratik bir rejimini kurmuş. Gülen mesela o dönemde bunlara hep karşı çıkmış. Ve o yüzden bilmiyorum hatırlar mısınız 80'lerin sonunda 90'ların içerisinde İran destekli bir sürü yayın kuruluşu vardı. Tevhid dergisi gibi, Selam dergisi gibi veya işte Yeryüzü dergisi gibi. Bunlar da bugün Hoca Efendi vefat etmeden veya vefat ettikten sonra yani ağza alınmayacak ifadeleri kullanıldığını görüyoruz. O dönemde aynı şeyler yapılmış. Yani kapak resimlerine bakın Fethullah Gülen'le alakalı. Bugünkünden hiçbir farkı yok. Ve o dergilerde yazan insanlar bugün Türkiye'de çok önemli pozisyonlarda. Bunu unutmayın. Yani birkaç tane örnek vereyim size. İbrahim Kalın, o İran'ın finanse ettiği dergilerin bir tanesinde, o zaman Edebiyat Fakültesi'nde İstanbul'da öğrenci, Hümeyni'ye metiyeler düzen, yazılar kaleme alan birisi. Yani Sefer Turan, Erdoğan'ın baş danışmanı, Orta Doğu ülkeleriyle ilişkiler konusunda. O dönemki yazılarında mesela Zaman Gazetesi'ne çok ağır eleştirileri var. Niye? Çünkü El-Kaide'nin Mısır'daki ilk başlangıcı olan İslami Cihat Hareketi polis öldürüyor, turist öldürüyor. Zaman Gazetesi bunları eleştiren yayınlar yapmış. Bunları niye eleştiriyorsunuz? Mısır'da despot bir rejim var. Bunlar işte mücadele ediyorlar. Evet, polis de öldürebilirler, turist de öldürebilirler veya Hristiyan da öldürebilir Mısır'da diye ağır yazıları var. Şimdi bu insanlar çok kritik pozisyonlarda ve Türkiye'deki o diskuru kuran, o diskuru gerçekleştiren ekiplerin içerisindeki bazı isimler. Bunu çoğaltmak mümkün. Yani Hoca Efendi sadece 2013 sonrası yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında aldığı prensipli tavırla hedef haline gelmiş bir insan değil. 80'lerde almış olduğu tavır da aynı şekilde. 90'larda Abdülhamit çok iyi hatırlayacaktır başörtü protestolarını.
O dönemlerde de benzer tartışmalar var. O günkü baskıcı Tabii rejim, evet, yani üniversitede o günkü o dönem geçti. Aynen, o günkü baskıcı rejim, yani bizim Boğaziçi'nde bunu yaşamadık. Boğaziçi çok libertaryen bir, özgürlükçü bir platformdu. Orada fazla da yoktu ama kimse müdahale etmiyordu. Ama İstanbul Üniversitesi gibi, Cerrahpaşa gibi diğer üniversitelerde kapılardan çevriliyordu. Buna karşı da bir kısım gruplar harekete geçip protesto düzenleyelim, bunları işte şey yapalım diye. Mesela o dönemde çok anlayamamıştık. Biz talebeyiz, öğrencilik yıllarımız. Bizim de yani sempatik baktığımız hareketlenmeler, bir de gençsiniz, yani kanınız kaynıyor, sokaklara çıkıp haykırmak istiyorsunuz haksızlıklara karşı. Ama işte lider bu tür konjektürlerde ortaya çıkar. O dönemde de bu işlere çok sıcak bakmıyordu. Çok içine girilmemesini tavsiye ediyordu. Sonradan anladık ki aslında o tür protestoları organize eden, hatırlayın, Müslüman Gençlik gibi örgütlenme yapılanmaları vardı. 2003'teki El-Kaide'nin Türkiye'de yaptığı ilk saldırıda, ki 70 kadar insan hayatını kaybetti, iki tane bombalı saldırıda, onu planlayıcıların arasındaki insanlar 90'lardaki başörtü protestolarını planlayan insanların içerisindeydi. Yani siz doğru bir şey yaptığını zannederken bir anda kendinizi çok farklı radikal şiddet ve silah kullanmayı teşvik eden gruplarla yan yana buluyorsunuz. Şimdi Fethullah Gülen bunları görebilmiş. Ve nazını geçen, sözünü dinletebildiği insanlara bunlardan da uzak durulması konusunda tavsiyelerde bulunmuş. Evet. Uzatmak bu mümkün. 2010'da hatırlayın Mavi Marmara olayını. Yani o dönemdeki cemaatin de yani pozisyonunu, ama ona rağmen Gülen çıkıyor Wall Street Journal'a verdiği röportajda bunu eleştiriyor. Ama olaylar sonrasında biz bunları öğrenmiş oluyoruz. Neyi öğreniyoruz? Onu organize eden heyetin aslında istihbarat teşkilatıyla o işi koordine ettiğini, içine 10-15 tane radikal, şiddet yanlısı ve yanına saldırmaya hazır ekiplerle beraber o gemiye binen insanları görüyorsunuz. Bir sürü yurt dışından insanlar girmiş, hepsi iyi bir şey yaptığını zannediyor. İnsani yardım ulaştırmaya çalışıyorlar. Bir gösteri yapmaya çalışıyorlar blokajı sona erdirmek için. Ama o işi provoke etmiş, içine sızmış, çok küçük bir grup da olsa bu insanlardan mesela eleştiriyor. Çok, o dönemde de çok hedef haline geldi. Yani şunu özetlemeye çalışıyorum. 60'lardan bu yana şiddete, silaha karşı kesin hatlarla tavrını koymuş, orta yolu tercih etmiş, insanlarla diyalog halinde hareket etmeyi tavsiye etmiş, her türlü etnik veya kültürel veya dinsel gruplarla acaba ortak paydada neler yapabiliriz üzerine kafa yormuş ve bunu da pratiğe dökmüş bir insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de... Evet. Tam burada bir virgül koyalım. Devam edeceğiz. Sevgili Abdullah, çok 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 kıymetli bir perspektif oldu bu. Yani az önce Behzat Bey'in de altını çizdiği noktayı aslında... daha sağlam bir blokaja oturtmuş oldu. O da demişti ki yani bu şiddete karşı Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin almış olduğu tavır çok önemli, çok hayati, çok kıymetli. Dünya için, Müslümanlar için ve tüm dünya barışı için aslında. Türkiye'deki bunun temelini anlattınız. Şeyi mutlaka istiyorum. Şimdi bizde bir başka meslek hastalığı var. Ben de onu söyleyeyim. Kendimizin çok yakından takip ettiği konuları herkesin aynı yakınlıkta takip ettiğini düşünüyoruz sevgili Abdullah. Dünya medyasını nasıl gördüğüyle ilgili ufak kum saati izleyicilerine hem o perspektifi vermeni mümkünse istirham edeceğim. Kafanda toparlarsın onu. ve Türkiye'deki bu kontrast, yani dünyadaki yaklaşım, eleştiriler de var ki olması lazım. Yani Hizmet Hareketi ile ilgili bir sürü tartışmalara kulağımızı kapatamayız. Bir sürü 15 Temmuz'la ilgili, 17-25 ile ilgili farklı grupların farklı yaklaşımları var. Ama dünya nasıl gördü, Türkiye'deki yaklaşımla nasıl karşılaştırılabilir? Belki bunu bir dahaki seferde sizden dinlemek istiyorum mümkünse. Evet Faruk Bey, şimdi yayını yap. Benim bağlandığım yeri belki merak ediyorlardır izleyenler. Ufak bir not düşüp size sözü vereyim. Burası Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Amerika'da sürgündeyken yaşadığı, yıllarca 99'dan itibaren yaşadığı ev.
yaşadığı küçük ev, işte o Türkiye'de anormal şekilde abartılan evin 2-3 katlı, Amerika'da herkesin, benim yaşadığım şu anda evde aşağı yukarı bunun gibi bir yer yani. Çok anormal, bu kadar olmasa bile benziyor yani, gelen benzetebilir. Orası da, buranın tabii çok hatıraları var. Çok ziyaretçileri oldu. Türkiye'den belki buraya gelip de bu odada Fethullah Gülen Hoca Efendi ile görüşmeyen muhalifiyle şu anda, ya da iktidar taraftarlarıyla kişi sayısı yok denecek kadar azdır. Yani Abdülkadir Selvi'sinden Dışişleri Bakanlığı yapmış, zamanında Başbakanlık yapmış Ahmet Davutoğlu'na kadar birçok insanın gelip geçtiği mekandan, Hoca Efendi'nin yaşadığı işte kampta denilen bölgeden bağlantıyı yaptık bugün. Buradan katılıyorum. Faruk Bey, siz de Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin hayatını yazmış bir değerli meslektaşımızsınız. Sadece bu konuya ilgilenen bir gazeteci değilsiniz. Birçok haberleri de beraber takip ettik Zaman Gazetesi'nde çalıştığımız dönemde. Birçok konu. Yani aynı zamanda bir hukuk mezunusunuz, hukukçusunuz. Siz neler hissettiniz cenazede? Merak ediyorum gerçekten. Hem de sizce az önce konuştuğumuz çerçevede bu vefat ne anlam ifade ediyor? Siz Hoca Efendi'yi, yani hakkında kitap yazdığınız bir kişiyi 2 dakikada tabii ki özetleyemezsiniz, ama sizce Hoca Efendi neyi ifade ediyor Türkiye bağlamında, dünya bağlamında, İslam dünyası üzerinde? Programa Hindistan'la giriş yapmanız ne kadar güzel oldu. Ben de biraz buna Pakistan'ı da ilave ettim. Şimdi düşünün ki bir İslami lider, bir İslam alemi, bir İslami hareket var. Aynı anda hem Mahatma Gandhi'nin torununu cezbediyor, torunlarını cezbediyor ve aynı anda Muhammed İkbal'in torununu da cezbediyor. Şimdi Hindistan ve Pakistan'ın hikayesine göz atarsanız, Hindistan ve Pakistan bölündüğü zaman 20 milyon insanın öldüğü söylenir. Şimdi bir İslami lider, bir İslami hareket, bir İslam alimi düşünün ki aynı anda hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Profesör Vitali Naumkin, kendisi aynı zamanda Moskova Devlet Üniversitesi Dünya Politikaları Bölüm Başkanı, hem onu cezbediyor. Aynı anda Mısır'da Ezher Üniversitesi'nde ders veren Profesör Fethi Hicazi'yi cezbediyor. Ve bu zat Sonsuz Nur, Sonsuz Nur eserini, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Sonsuz Nur eserini Ezher Üniversitesi'nde ders kitabı olarak okutuyor. Şimdi siz programın bir yerinde dediniz ki, ya Türkiye'de neden böyle? Yani Türkiye neden acaba, yani dünyanın gördüğü, bütün dünyanın gördüğü bir şeyi Türkiye neden görmez? Ben size şöyle bir örnek vermek isterim. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 1960 senesinde vefat etti. Ve bilebildiğim kadarıyla Türk entelektüelinin Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili çalışması Profesör Şerif Mardin'in kitabıdır. 89 yılına aittir. O da Cemil Meriç'le olan bir görüşmesi var. Dostlukları. Cemil Meriç der ki Profesör Şerif Mardin'e, sen Bediüzzaman Said Nursi'nin eserlerini okudun mu? Okumadım diyor. O da diyor ki, sen Bediüzzaman Said Nursi'nin eserlerini okumadan nasıl sosyolog olabilirsin ki Şerif, diyor. Bunun üzerine işte okumaya başlıyor ve 89'da New York Üniversitesi'nin yayınladığı Türkiye'de Din ve Devlet Toplumsal Değişim Bediüzzaman Said Nursi olayı kitabı o zaman çıktı. Hiç unutmuyorum, Moskova'da görüştüğüm yine Moskova Devlet Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Profesör Abdüsselam Hüseyinov dedi ki, yani o da aynı şekilde Tolstoy'a benzetiyor Hoca Efendi, Gandhi'ye. Dedi ki, benim açımdan mesela Fethullah Gülen kimdir? Ben Türkiye'ye baktığım zaman Türkiye dünya tarihinde daha çok ne ile bilinir? Askeri zaferleriyle bilinir. Belki başka bazı hususiyetleriyle bilinir, ama ilk defa Fethullah Gülen'le Türkiye bir eğitim projesiyle dünyanın gündemine geldi. Bundan evvel yoktu bu. Yani ilk defa Türkiye bir sivil, büyük bir sivil projeyle, büyük bir eğitim hareketiyle dünyanın gündemine girmiş oldu. Şimdi Fethullah Gülen kimdir sorusuna cevap Abdülhamit Bey, zannederim buralarda gizli gibi. Yani bir İslam alimi, bu arada Hindistan'la ilgili aklıma tekrar bir şey geldi. Hoca Efendi'nin naaşının üzerine örtülen o örtülerden bir tanesi İmam Rabbani'nin türbesinden gelmişti. İki tane örtü vardı.
İmam Rabbani'nin türbesi halen şeydedir biliyorsunuz, Hindistan'dadır. Şimdi bu bizim mesela Hoca Efendi'nin vefatından sonra ben acaba Türkiye'de bir yumuşama oldu mu diye baktım. Hani tamam son 7-8 yılın hadiseleri, fakat baktım ki aynı minvalde devam ediyor. Tabii bu belki bir sosyolojik araştırma konusudur. Türkiye büyük bir sosyolojik değişim mi geçirdi? Yani bu 7-8 senedir aynı en azından Efe Bey'in de dediği gibi bir insan vefat etmiş. Yani en azından, yani bırakın ahlaki ve etik meseleyi, din de bunu emreder. Yani eğer siz Müslüman olduğunuzu söylüyorsanız bu konuda hadis-i şerifler var. Yani diyor ki hadis-i şerifler, vefat eden insanların arkasından kötü konuşmayın. Yani diyelim ki ahlaki ve etik meseleleri bir kenara bıraktık. Eğer Müslüman olduğunuzu iddia ediyorsanız mesela bu dinin de bir emridir. Dolayısıyla Türkiye nasıl bu hale geldi? Yani nasıl bu şekilde bütün kavramların, bütün şeylerin içi boşaltıldı? Bu herhalde ayrı bir case konusu olacak ilerleyen zamanlarda. Yani biz halen hadiselerin sıcaklığı içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla sizin ifade ettiğiniz gibi hadi diyelim ki Erdoğan ve işte etrafındakilerin onlar bir siyasi hareket, işte kendilerine göre bir tehdit olarak algıladılar. Efendim işte kendilerine göre bir program geliştirdiler hizmet hareketini ve Hoca Efendi bitirmek için. Peki Türkiye'de yıllarca yine devletin mağduriyetini yaşamış Türk solu. Şimdi mesela bugün hizmet hareketiyle ilgili, Hoca Efendi ile ilgili, bizlerle ilgili hatta. Mesela biliyorsunuz benim telefonumda da Baylok diye bir şey bile bulmadıkları için beni de ranting dosyasına montalamışlar. Ve ben de ranting cinayetinde şey olan birisiymişim. Mesela bizlerle ilgili bu iftiraları atanlar, bu yayınları yapanlara bakarsanız çoğunun mesela geçmişte örgüt üyeliğiyle ilgili devlette kaydı vardır. Bunlara itibar mı etmek lazım? Hayır. Türkiye'de çünkü fikir suçuydu bunlar. Yani Kemal Tahir yattı, Necip Fazıl yattı, Nazım Hikmet yattı, Hekimoğlu İsmail yattı, Çetin Altan yattı. Onlar terörist miydi? Türkiye'de de bir ahlaki bir düzey vardı. Bunlara fikir suçlusu denirdi. Hiç kimse bunlara ya işte iddianameyle Çetin Altan'a terör örgütü denildi diye efendim örgüt üyesi, kimse Çetin Altan'a çıkıp örgüt üyesin demezdi yani. Ya da efendim Atilla İlhan ya da işte efendim Ahmet Altan, herhangi birisiyle ilgili. Necip Fazıl merhum vefat ettiği ana kadar hakkında Profesör Ayhan Songar eğer Necip Fazıl'la ilgili adli tıp raporu vermeseydi o haliyle artık gözleri görmüyor, hapishaneye girecekti. E şimdi o zaman belki 100 yıla yaklaşmıştı hapis cezaları. 163. maddeden yargılanıyordu Necip Fazıl Kısakürek. İşte devletin temel esaslarını kısmen ya da tamamen dini esaslara dayandırmak suretiyle cemiyet kurmak. Şimdi mesela savcı böyle dedi diye biz insanlar mesela Necip Fazıl'a örgüt üyesi mi diyordu? Bu bir fikir suçuydu. Ama şimdi mesela bakın yıllarca insanlık onuru işkence yenecektir diyordu Türkiye'deki sol hareket. Devletin baskılarına devlet faşizmi diyorlardı. E şimdi ne oldu? Yani insanlık onuru işkence yenecektir diyordunuz. Şimdi işkence yapılıyor. Efendim insanlar hapishanelerde ölüyor. Kadınlar gözaltına alınıyor. Efendim kaç yaşında insanlar, 80 küsur yaşında insanlar hapishanelerde ölüyor. İşkencelerin bariz fotoğrafları var. Yani bunlar yayınlandı. Hani bunlar insanlar anlatıyorlar bak bize böyle işkenceler yapıldı diye. Neden şimdi bunu tekrar söylemiyorsunuz? İnsanlık onuru işkence yenecektir demiyorsunuz. Tam tersine İnsanlık onurunu ayaklar altına alan işkencenin her türlüsünü meşrulaştırma bir devlet. Yani acaba sol hareket Türkiye'de nasıl böyle bir devlet dilini kullanır hale geldi? Bu da ayrı bir şey. Yani dindar kesimlerin bu şekilde tamamen, şimdi bakın dindar kesimlerde de aynı şey vardı. Yani bu kendine dindar diyen AK Parti kesim, bunlar da eskiden devlete tağut diyorlardı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imamlarının namaz kıldırdığı camilere gitmiyorlardı. Efendim bunlar devlet hutbeleri okutuyorlar. Biz bu Abdülhamit Bey, bizim üniversite öğrenciliğimiz sırasında biz bunları yaşadık. Yani bu arkadaşlar, bunlara tabi olan, bunları takip eden bu camilere namaz kılmaya gitmezlerdi. E şimdi aynı şeyi bu sefer Diyanet kendi kontrollerine girince efendim hizmet hareketiyle alakalı bu sefer firak-ı dalle vesaire din dışı diye raporlar yayınladılar. E peki kardeşim, madem o kadar dini biliyorsunuz, madem o kadar efendim ehliyetlisiniz, yahu bir tane insanınız var mı Ezher Üniversitesi'nde Fethullah Gülen gibi yazdığı bir eser ders kitabı olarak okutulan? Bir tane çıkardığınız insan var mı hem Mahatma Gandhi'nin hem Muhammed İkbal'in torununu cezbeden? Var mı eserleri okunan?
Var mı bir tane insanınız bu kadar mesela okulların açılmasına ve antiparantez Türkiye'deki eğitim faaliyeti. Bakın mesela Türkiye'de kız çocuklarının okunmasına matuf. Türkiye'nin en ücra köşelerinde bu kadar okul, yurt. Ben Afganistan'a gittiğim zaman bir Afgan geldi gözlerimden öptü. Dedi ki Fethullah Gülen'i gören bir kişinin gözleri öpülür dedi. Benim kızım dedi bizi dedi kuyuya attılar dedi yani bu şey Taliban zamanında. Afganistan'da kız çocukları okuyamazdı. Kabil'de ben gözlerimle gördüm o cıvıl cıvıl Afgan çocukların, kız çocukların nasıl okuduklarını. Afganistan, işte bakın El-Kaide ideolojisinin doğduğu yerdir. Şimdi El-Kaide ideolojisinin doğduğu yerin göbeğine bu okulları açan, bu kız çocuklarını okutan bir hareketten ne zarar gelebilir? Yani ne istersiniz böyle bir şeyden? Ama işte anlaşılması gerçekten çok zor bir mevzu. Türkiye yani Türkiye'nin durumunu anlamak, izah etmek yani ben hakikaten şey yapamıyorum yani. Nasıl Türkiye bu hale geldi? Anlayamıyorum yani. Yani rejimin başarısı ya da sen beri var olan antipatiye bağlanabilir. Birçok sebepler olabilir ama hakikaten herkesin merak ettiği bir konu. Belki buradan Efe Hocam sizin sorularınız varsa Abdullah Bey'e veya katkılarınız orada edelim isterseniz. Buyurun. Estağfurullah. Yani ben bir şeyi tekrar altını çizerek belirtmek istiyorum. Türkiye'deki Gülen hareketine yönelik tepkiler siyasidir, politiktir bunlar. Yani bu tepkiler Gülen hareketinin yapmış olduğu bir takım hatalardan ya da kriminal faaliyetlerden kaynaklı tepkiler veya bir takibat politikası değil. Ha şu var yani Gülen hareketi içerisinde Türkiye'de işte hiç mi hata yapılmamıştır? Bu konu tartışmaya açıktır ve açık olmalıdır. Yani insanın olduğu yerde, insanların çalıştığı bir yerde, sosyal bütün kurumlarda, sivil toplumda dahil olmak üzere bireysel bazda da, grupsal bazda da hatalar yapılabilir. Fakat şu sınırı iyi çizmek lazım. Hatayla yani yapılan örnek işte etik veya stratejik veya vesaire hatalarla kriminal faaliyetler arasında çok ciddi bir ayrım olduğunun ayırdına varmak lazım. Bir örnek vereyim şimdi. Mesela diyorlar ki işte Gülen hareketi devlet içerisinde yapılandı ve devleti içeriden ele geçirmek istediler. Değil mi? Böyle bir suçlama var. Yani böyle bir şey. Şimdi ilk önce şunu söylemek lazım. Böyle bir iddiayı ortaya atıyorsan bu hearsay yani birilerinin birilerine bir şeyleri söylemiş oradan çıkarılan yorum. Kanıtlar nerede? Bunu göstereceksin. Bir örnek vereyim size. Mesela diyelim ki bir kişiyi üniversitede bir kadro, bir hoca, doktoralı birisi üniversitede bir kadroya atanmış. Şimdi bu kadroya atayanın, kadroya atama hikayesinin Gülen cemaatinin yapılanması olduğu ile ilgili bir iddia olsun. Peki kardeşim bu kadroya atamada kimin imza? Devlete sızmak diye bir şey olmaz. Yani şöyle bir şeydir. Yani devlete bir atama yapılırken işte o yardımcı doçent örneğinden hareket etmiştik ya. Yani bu atamanın altında bir sürü insanın imzası var. Ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yani atama kriterlerini haiz olan insanların açılmış kadrolara müracaat etmesi de çok olağandır. Hatta sosyal network sayesinde, sosyal ağı sayesinde işte birilerine kendisini takdim etmesi, birilerinin referansını alması da bunlar da çok olağan şeyler. Hem batıdaki üniversitelerde de olan şeyler. Önemli olan o kriterlerin olması ve belirli prosedürlerin yerine getirilmesi. Şunu söyleyeceğim yani şimdi Gülen hareketinden, hizmet hareketinden çok insan devlete girdi diye bir suçlama yapılamaz. Yani bunun hukuk tekniği açısından mümkün olmadığı kanaatindeyim. Çünkü neden? Ya şimdi A kişisi devlete girmiş, B kişisi devlete girmiş. Bunlar bu şuna bakılır. Atamalarda bir usulsüzlük var mı yok mu buna bakılır. Varsa bir usulsüzlük ortaya çıkarılır ve atama iptal edilir. Yani bunun prosedürel altyapısı Türkiye Cumhuriyeti'nde bir hukuk devleti olsaydı şu an vardı. Şunu söylemek lazım. Yani bir takım rahatsızlıklar duyuldu. Bunun sebebi bence hizmet hareketinin insan yetiştirmedeki başarısından kaynaklı. Buna oranlı bir biçimde
Türkiye bürokrasisinde, Türkiye akademisinde, Türkiye işte finansal kurumlarında vesaire kurumlarında hizmetle irtibatta olan, bağlantılı olan insanların sayısının artmış olması. Bu bir önemli bir sıkıntı yarattı Türkiye'deki bir takım çevrelerde. Güçlendiği ve işte siyasi ağırlığının arttığı ile alakalı bir algı oluştu. Bir böyle bir işte siyasi problem oluştu. Bir diğer problem, şimdi neden dini bir sosyal grup veya başka türlü bir sosyal grup, bir sivil toplum kuruluşu kendisiyle birlikte hareket eden insanların devlette yer almasını ister, devlete girmesini ister? Bu soruyu da sormak gayet meşrudur. Türkiye gibi kurumlar, Türkiye gibi ülkelerde bu son derece anlaşılır bir şey. Çünkü devlet her zaman birilerinin devleti olduğu için o devlette A, aranızda bir sağlıklı bir mesafe kurmanızın gerekliliği kadar, B, o devlet içerisinde devleti içeriden dönüştürecek, yani o devleti size yönelik devletin tutumunu yumuşatabilecek bir süreci başlatacak kadrolaşma istersiniz. Hangi grup olursa olsun, bu işte bir siyasi partide de aynı şey söz konusu, diğer sosyal gruplarda da aynı şey söz konusudur. Çok olağan bir şey, bu sosyolojinin bir parçası. Yani bunları tespit etmek lazım. Ve dediğim gibi suçla kabahat arasındaki ayrımı da çok ciddi vurgulamak lazım. Yani birisi mesela soru çaldı diye iddia ediliyor. Şimdi diyelim ki A kişisi gerçekten veya bir grup soru çalmış. Siz bunu ne kadar, ne ölçüde bir gruba mal edersiniz? Kaldı ki soru çalındığıyla alakalı herhangi bir kanıt da ortaya koymadılar bakın. Yani ÖSYM sistemi gibi merkezi sistemlerin olduğu ülkelerde tabii ki sistem içerisinde bir yerlerde bir şey patlak verebilir. Vermiştir de yani. Mutlaka olmaması mümkün değil. Dediğim gibi insanın olduğu yerde mutlaka bir takım arazlar oluyor. Şuraya bağlamak istiyorum. Gülen hareketine ve Gülen hareketi mensuplarına yönelik yapılan takibat politikasını hukuki zemine oturtmuş değiller. Hukuki zemine oturtup kanıtlarıyla ortaya koysalar zaten Batı ülkelerinde yaşayan insanların iade talepleri, dosyaları var. Bunları da Batı ülkelerindeki hukuk devletleri ona göre inceler. Bir takım dosyalardan kaynaklı olarak da iade kararları verirdi. Bunların olmaması, işte Almanya'da, Kanada'da, Amerika'da, İngiltere'de bu tip şeylerin yapılmıyor olmasının sebebinin üzerinde de durmuyorlar adamlar. Yani Türkiye'de sol kesimi eleştirdik yani veya bugünkü iktidarla direkt bağlantılı olmayanları. Yani gözlerini kulaklarını açmak istemiyorlar çünkü yaşanan şey çok işlerine geliyor. Yani bu zaten ta fi tarihinden itibaren Gülen hareketini veya başka türlü dini grupları enterne etmek, yok etmek, bunların üzerine gitmek, bunları dağıtmak, tarumar etmek gibi bir takım yaklaşımları vardı. Bunları da uygulama fırsatı buldukları için, hatta bunu şöyle diyorlar, ya biz tırnak içinde söylüyorum, dincileri kırdırıyoruz. Ne kadar güzel. Hani yumurta tokuşturma hikayesi vardır ya, yani iki yumurtayı birbirine tokuşturuyorsunuz sonuçta. Çok güzel bir şey bunlar açısından baktığınızda yani. Onu vurgulamak istemiştim. Efe hocam, bu bütün çılgınlık ortamında bunlar çok serin kanlı, sağduyulu değerlendirmeler. Umarım en azından 3-5 insan dinler ve ya biz bir yanlış yapıyoruz mu diye düşünür. Fakat benim mesela birçok açıdan tabii bu değerlendirilebilir. Sanki bu yani iktidar ve rejimin dışındaki çevrelerin laik, çağdaş, ilerici diye diyeceğimiz tırnak içinde yani bunu bir aşağılamak için asla söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Hepsine saygı duyuyorum. Yani medeni olduktan sonra insani değerlere saygısızlık etmedikçe bunların hepsi Kürt, Alevisi bunların hepsi baş üstüne. Yani hiçbir bir insanın kimliğinden dolayı aşağılanması söz konusu olabilir mi? Burada tartıştığımız konu şu. Yani belki de o çevrelerin yani muhalif diyeceğim bu çağdaş ilerici çevrelerin kızgınlığının altında ya da anlamamışın altında şöyle bir Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin ve Hizmet Hareketi'nin biraz ezber bozan tavrının da etkisi var. O da ne? Ben kendi hayatımdan bunu birazcık görüyorum. Ben Erzurum, İstanbul'da doğmuş ama ailesi Erzurum'dan olan bir insanım. İmam Hatip'te okudum. Dedem, yani babamın dedesi, bölgede saygı duyulan bir insan. Müderris sıfatı olan bir insan. Belki 300'den fazla hafız yetiştirmiş. Yani Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin de belki kaynakları arasında, ilham kaynakları arasında olan insanlardan belki biri, bir şekilde. Ama Hizmet Hareketi benim gibi bir insanı
Erzurum'dan gelen bir insanı Boğaziçi Üniversitesi ne yönlendirmiş? Bir şekilde oraya gitmemde teşvikçi olmuş. Bu tabii ki çok ezber bozan bir şey. Ben işte ben bütün cismimle, ruhumla o Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğretmenlerimizin, profesörlerimizin karşısındayım. Onlar da bunu merak etmediler pek. Yani bu insan nereden geldi? Hocalarımızla biz daha sonra gazeteci olunca, ne bileyim işte yazı yazmaya falan başlayınca, uluslararası toplantılarda beraber konferanslar verir olduk. Ben gittiğimde bir yerde konuşma yapıyordum. Onlar da gelip konuşuyorlardı falan. Aslında hani böyle bir, bu biraz belki bazıları tarafından tehdit olarak da algılanmış olabilir. Yani işin sosyolojik bir tarafı da var. Yani benim ailemde mesela bu, yani benim ailemle Boğaziçi arasında bir şey, köprüyüm ben. Ama enteresan bir köprü. Yani bunu aslında Türkiye'deki entelektüellerin, akademisyenlerin, sosyologların kafa yorması lazımdı. İster sağdan olsun, ister soldan olsun. Ve bu belki Hoca Efendi'nin anlaşılmasına yardımcı olacak bir şey olurdu. Ama böyle bir gayret olmadı. Yani bu bir tehdit olarak, işgal olarak, sızma olarak bir sürü pejoratif anlamlar yüklenerek anlaşıldı. Ama ezber bozan bir şey. Onlar için de belki şaşırtıcıydı bu. Yani ben Türkiye'nin doğusundan işte sevgili arkadaşım Abdullah da Balıkesir'den geldi. Kendi hikayesini de anlatabilir. Belki bunun üzerine Faruk Bey'in hikayesini de alabiliriz. Enteresan bir hikaye çıkar. Fakat konumuzdan tam çıkmayalım. Bunu başka bir zaman konuşuruz. Sevgili Abdullah'tan o şeyi merakla bekliyorum. Yani dünya nasıl gördü Hoca Efendi'nin, Fethullah Gülen'in vefatını? Orada da bu Türkiye'deki tartışmalardan işte 15 Temmuz vesaire ne kadar etkileniyor? Adil, insaflı bir analiz var mı? Yani Avrupa basınında, Arap basınında, Amerika medyasında. Bize onu bir yansıtabilirsen çok memnun olurum. Değer izleyicilerimiz için de çok kıymetli olur diye düşünüyorum. Ya benim gördüğüm kadarıyla genelde Erdoğan'ın muhalifi, eleştiren, onun karşısında duran bir figür olarak ve genellikle de nötr bir dil kullanılmış. Zaman zaman tabii Türkiye'deki o narratif dediğimiz diskorsan da etkilenen haberler var. Eleştirel yönleri var. Bunlar da anlaşılabilir bir şey. Yani çok detaylı analizler görmedim açıkçası. Olmasını da beklemiyordum. Yani neticede bizim her gün takip ettiğimiz, bildiğimiz, detaylarına vakıf olduğumuz konuları yabancı gazeteciler daha okuyucularına genel çerçevede, daha anlaşılabilir, daha basit, background'u bağlantılı analizler içerisinde yer vermişler. Bir de Batı'da biliyorsunuz özellikle bu tür figürlerle alakalı obituary dediğimiz, yani çok önceden hazırlanan metinler vardır. Yani çok önemli bir insan vefat etmeden önce de onunla alakalı uzmanlarına metinler yazdırılır ve bu kenarda bekletilir. Bir kısmında da onun izlerini görmek mümkün. Genel itibariyle böyle. Ama şunu ben asıl gene tekrar ana konumuza dönmek istiyorum. Yani bir gazeteci olarak sizi karşıma gelen sorulardan bir tanesi bu. Siz hedef haline geliyorsunuz. İşte Gülen cemaatiyle bağlantılı gösteriliyorsunuz ondan dolayı. Ben de her zaman şunu söylüyorum. Şimdi bu hepimiz için de geçerli. Yani hepimizin birer bir bireysel bir şahsiyetimiz var, bir geçmişimiz var, bir mesleğimiz var, yapmaya çalıştığımız şeyler var. Ben Dalai Lama'yı da sevebilirim, Desmond Tutu'yu da sevebilirim, onunla alakalı sempatiler de duyabilirim. Hatta gönüllü olarak katkıda bulunabilirim, imkan verdiği ölçüde. Ama diyorum ki her zaman, yani bu benim kişisel dünyamda olan şeyler, bu kimseyi ilgilendirmiyor. Benim hedef haline gelmemin tek sebebi şu: ben bu gazetecilik faaliyetime devam ettiğim müddetçe Erdoğan rejimi olabilir bugün, yarın başka bir CHP rejimi olabilir, başka bir hükümet gelebilir, hiç önemli değil. Bunlarla alakalı yanlışları topluma aksettirdiğim ve yazdığım müddetçe hedef haline geleceğim. Bu kaçınılmaz. Bu işin tabiatında olan bir şey. Yani ben Gülen cemaatini seviyorum diye hedef haline getirilmiş bir insan olduğumu düşünmüyorum açıkçası.
Bu rejimin kirli, paslı, sadece İslamcı gruplar değil, farklı grupların da el ele vererek yapmaya çalıştıkları haksızlıkları duyurmaya çalıştığım, deşifre ettiğim, dünya kamuoyuna anlattığım için hedef haline geldiğimi düşünüyorum. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Artı bir de vurgulamak istediğim husus şu, yani Efe onu kısmen bahsetti. Türkiye'de gruplar kendilerini karşıtlık üzerinden tanımlıyorlar. Yani kendi kimlik tanıma süreçlerinde karşı tarafı üzerinden tanımlama çok oturmuş bizim toplumumuzda. Ve siyasi partiler veya farklı gruplarda bunu daha derinleştirerek kendi gruplarından ayrılıp gidebilecek insanları veya farklı gruplarla diyaloğa geçebilecek insanları engellemiş oluyorlar. Gülen ise hatırlayın yani yapmış olduğu çıkışlarla 90'lı yıllarda mesela hiç yani biz şimdi İslami camiatları ben çok iyi biliyorum. Gideceksiniz siz yani Fener Patriği ile beraber yemek yiyeceksiniz, hahamla oturacaksınız. Yani bunlar İslami camiada daha önce görülmemiş şeyler. Yani yapıldığı zaman da gene tekrar hatırlatıyorum o günkü İslami dergilerdeki kapakları yazıları yaylım ateşine tuttular. Çünkü o gruplar içerisinde şeyi kırmış oluyorsunuz, polarizasyonu kırmış oluyorsunuz. El uzatıyorsunuz, onlar size el uzatıyor. Siz onları tanıyorsunuz, onlar sizi tanıyor. Farklı gruplar bu şekilde teşriki mesai yapıp devam etmiş olsaydı, mesela Alevilerle alakalı ortak yapılan çalışmalar devam ettirilebilseydi, bunlar çok iyi bir noktaya Türkiye'yi taşıyabilirdi. Ama Türkiye'deki o rejimi kuran unsurların işine gelmedi. Siz buna İslamcı deyin, ülkücü deyin, solcu deyin, ne derseniz deyin. Yani o bir koalisyon aslında. Onlar o şeyden feragat etmek istemiyorlar. Sizi tehdit olarak algılıyorlar. O yüzden bugün iddianamelere bakıyorsunuz. Gülen'in Vatikan'a gidip Papa ile görüşmesi kriminal bir delil olarak konuyor. TCK'da karşılığı var mı? İşte Faruk Mercan bu işin uzmanı bize anlatsın. Yani devlete sızmak ya böyle bir terim. Böyle TCK'da bunun bir karşılığı yok ki. Bunun gibi binlerce şeyler var. Komik bir şey anlatayım bu arada. Dava dosyaları benim işim olduğu için hep incelediğim şeyler. Şimdi Antalya'da iş adamları Amerika'ya gezmeye gitmişler. Orada gittiklerinde de işte cemaatle alakalı insanlar onlara yardımcı olmuşlar. Anlatıyor ifadesinde iş adamlarından bir tanesi. İşte şununla görüşük, bununla görüşük. Savcı da diyor ki hepsiyle alakalı soruşturma, kriminal soruşturma, darbe soruşturması, terör soruşturması açın. Bunlardan bir tanesi de Pelosi. Yani o dönemde Temsilciler Meclisi'nin Amerika'da başkanı. Savcı onu algılamamış. Nancy Pelosi'yi bunu da soruşturun. Polis tabii talimat alınca herkesle alakalı background çalışması yapıyor. İşte tarıyor, bütün arşivi ne var ne yok çıkarıyor. Pelosi ile ilgili bir şey bulamamış. Yazmış ya bunun TC numarası yok. TC numarası olmadığı için Pelosi ile alakalı bir şey bulamadık diye savcıya geri dönüm yapıyor. Yani o kadar komik şeyler var ki dava dosyalarına baktığınızda. Ama tabii çok gülünç şeyler yanında da inanılmaz tabii zulümler var. Bunun en ağırını da Gülen cemaati grubuyla ister direkt bağlantılı olsun isterse direkt bağlantılı olmayan bir torba oluşturmuşlar. Herkesi onun içine atıyorlar. Şöyle saçma bir şey daha var. Onu belki Faruk Mercan'a sormak lazım. Terör örgütü üyesi olmamakla beraber istemeden yardım etmek gibi garip garip böyle belki Türkiye'ye mahsus hukuki tanımlamalar da söz konusu. Ama Efe'nin de dediği gibi yani bunların hiçbir karşılığı yok. 9 tane dosya gönderilmiş Gülen'le alakalı Amerika'ya. Amerikan Adalet Bakanlığı'ndaki uzmanlar çok ciddi çalıştılar. Türkiye'ye ekipler de yolladılar bununla alakalı. Ama bakıyorlar ki ya gazete küpürleri, rejimin kendi gazete küpürlerinde yayınladığı şeyleri delil diye koymuşlar. Yani bu kabul edilebilir bir şey mi? İşte İsveç'te bizim Levent Kenez arkadaşımıza iade dosyası geldi. İşte yazılar yazmış, eleştirel yazılar. Bunlar terör delili diye dosyaya koymuşlar. İsveç Yüksek Mahkemesi dedi ki ya arkadaş bunlar bizim ülkemizde yani basın hürriyeti, ifade hürriyeti faaliyetleri suç tanımına girmez diye Yüksek Mahkeme karar verdi, reddediyoruz diye. Yani komik duruma düşüyorlar ama maalesef böyle bir tabloyla da karşı karşıyayız. Evet, çok çok önemli hatırlatmalar ve biraz komik, biraz trajik paylaşımlar. Bunların yüzlercesi, binlercesi var muhtemelen. Keşke daha çok gazeteci merak etse bunları sizin yaptığınız gibi. Faruk Bey, şimdi konudan çok sapmayalım. Hukukla ilgili tartışılacak bir sürü mesele var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi boyutu var, Birleşmiş Milletler boyutu var vesaire. Bir sürü avukatlar
mücadele ediliyor. Fakat ben asıl, yani vaktimiz de sınırlı olduğu için sizden yani Hoca Efendi'nin, Fethullah Gülen'in şiddet karşıtı tutumunu, şiddete karşı ta 60'lardan itibaren, işte Abdullah Bey çok güzel özetledi, tutumunu altını çizdi. Onun dışında yani biyografisini yazan birisi olarak böyle alt alta sıralayacağımız, dikkatten kaçmaması gereken özellikleri dediğinizde neleri siz sıralarsınız? Bir bu, mümkünse derli toplu. Bir de yani artık Fethullah Gülen Hoca Efendi yaşamıyor. Biz şu anda bu bulunduğumuz yere çok yakın bir eve, yaşadığı eve çok yakın bir yere defnedildi. Ve başında şu anda işte ziyaretçiler var. Kur'an-ı Kerim okunuyor ve bana da Kur'an-ı Kerim sesi geliyor şu anda. Buraya daha önce gelmiş olanlar aşağı yukarı kafasında tahmin edebilir, canlandırabilir. Böyle bir ortamdayız. Yani Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin vefatı, hizmet hareketinin geleceği açısından ne anlam ifade ediyor? Bugün açısından ne anlam ifade ediyor? Bu konuda da değerlendirmenizi paylaşırsanız çok mutlu olurum. Belki izin verirseniz sizin bıraktığınız yerden bir şey söylemem icap ederse, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin bence hayatına bakıldığı zaman en önemli hususiyetlerden bir tanesi her zaman meşruiyet çizgisinde kalmış olmasıdır. Nitekim aslında bakarsanız daha bu süreçlerin en başlarında işte Zaman Gazetesi'ne el konulurken böyle polis baskısıyla, efendim işte Anayasa Mahkemesi önünde bir şey söylemek isteyen insanlara kış günü böyle su sıkıldı. Yani hizmet insanları gerçekten provoke edilmek istendi. Yani 15 Temmuz'dan önce de oldu bunlar. Ama dikkat edin, en ufak bir şey olmadı. En ufak bir taşkınlık. Bakın mesela en son açıklamaların bir tanesinde gördüm. 1 milyonla mı ulaşmış acaba şu ana kadar gözaltına alınan insan sayısı? Gözaltına alınan, soruşturmaya uğrayan, efendim herhalde ulaşmış. Yani 2 milyon diye rakamlar açıklanmıştı İçişleri Bakanlığı'ndan. Belki Abdullah Bey'de net rakamlar olabilir ama yani adli işlem yapılan insan sayısı 2 milyona yakın. Gözaltı yapılanlar, evet, 700 binler civarında. Yani önemli bir kısmı da gözaltı sonrası tutuklanarak cezaevine kondu. Rakamlar böyle. Evet. Evet. Ama korkunç rakamlar tabii. Şimdi korkunç. Bakın, 700 ben dün bir arkadaşla konuşuyordum. Faruk Bey, sözünüzü yine balla kestim. Bir İsveç'ten mi, Almanya'dan mı cenazeye gelen bir dostla konuşuyordum. Öyle ilk defa karşılaştığım birisi. Yani bizi tanıdığı için geldi, muhabbet ediyoruz. Nasıl durumlar falan dedim. Onun da işte iadesi falan istenmiş. Bir polisle veya işte güvenlik birimlerinden biriyle konuşuyorlarmış. Biraz anlatınca işte hizmet hareketini falan, 500 bin soruşturma falan geçince demiş ya, 500 bin üyeli terör hareketi, dünyada böyle bir şey yok. Gülmüş o, yani Avrupalı devlet adamı ya da işte güvenlik birimlerinde yetkili kişi, böyle bir şey akıl tutulması, akıl yani deli deli saçması diyebileceğiniz bir şey. Buyurun Faruk Bey, kusura bakmayın. Ben hemen Faruk geçmeden önce kısa bir şey ekleyeyim buna, o devam etsin. Çok kısaca hemen. Çünkü sayılar tek başına anlam ifade etmiyor olabilir, karşılaştırmalı olsun diye. Avrupa Konseyi biliyorsun Türkiye'nin de üye olduğu bir kurum. AİHM de onun bir parçası. Ve o kurumun içerisinde, evet, cezaevlerini sürekli monitör eden bir yapı var. Ve her sene istatistik yayınlıyor. Yani 47 tane Avrupa ülkesi Türkiye'de dahil olmakla beraber bunlarla alakalı cezaevi istatistiklerinde bütün 47 ülkede terör suçundan yatan kişilerin %97'si Türkiye'de. Sadece tek ülkede. Yani bu karşılaştırma açısından daha net ortaya koyabiliyor. Evet. Buyurun Faruk Bey. Şey diyebilir miyiz Faruk Bey? Sizden önce bir ufak espri yapayım bari. Türkiye insanının teröre çok eğilimli olduğuyla alakalı bir yorum yapabilir miyiz bu konuda arkadaşlar? Ne dersiniz? Yani böyle bir şey olabilir mi? Şimdi ya herhalde adam kahvede kapası atıyor, terör yapıyor. Ne yapsın? Herhalde tam tersi gibime geliyor. Çünkü bakın, 700 bin insanın alındığını kabul edelim. Şimdi hala bakın 15 Temmuz'un üzerinden 8 sene geçmiş değil mi? Hala mevcut İçişleri Bakanı, eskisi zaten şeyleri biliyorsunuz neler yaptı neler. Şimdi yenisi de hala belki bu sabah bile açıklama yapmıştır. Kendi Twitter hesabından bir İçişleri Bakanı düşünün ki neredeyse haftanın her günü
İşte filanca kişilere tekrar operasyon yapıldı. Alınan kişiler kimler? Ev hanımları, hapishanedeki insana yardım eden, efendim işte kız çocukları olayını hatırlayın. Bakın en son kız çocukları işte beraber aynı evde kalmışlar. Siz diyor dua grubu oluşturmuşsunuz diyor. Bilmem namaz şey oluşturmuşsunuz diyor. Efendim şimdi bakın Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin eğer ileride bu dönemin tarihi yazılacaksa şu dönemin zannediyorum bu da kayda girecektir. Bakın 8 senedir bir evveliyatı da var tabii dediğim gibi 15 Temmuz'dan önce zaten bu başlamıştı. Zaman Gazetesi'ne el konulmasından vesaire. Bakın bir tane şiddet hareketi var mı bu insanların? Yani bu kadar mesela deniyor ki efendim 30 bin tane askeriyeden insan atılmış bunlar cemaatle alakalı. Ya bunların bir tanesi silah patlatmış mı? Mesela bir tanesi bile çıkmaz mı ya sen benim ne hakla benim haklarıma el koyuyorsun? Bunlar silahlı adamlar bile değil mi? Zaten bundan dolayı cemaate silahlı diyorlar. Ya işte 50 bin 60 bin polis. Bunlardan bir tanesi silahına davranmış mı? Sen gidiyorsun adamın kafasına basıyorsun. Efendim ters kelepçe yapıyorsun. Dolayısıyla esasında bence dünyadan bu görülüyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi işte o yabancı polis müdürü buna gülüyor. Ya 500 bin kişilik terör örgütü olur mu kardeşim? Ama işte devletler arası ilişkiler falan diye onlar meseleye öyle bakıyorlar. Ama bu çok Türkiye için çok büyük bir trajedidir. Bakın hizmet hareketi Bediüzzaman Said Nursi Türkiye'nin dinamiklerinin ürettiği bir harekettir. Osmanlı'dan gelen, Cumhuriyet'e bağlanan ve o dönüşüm sürecinde ortaya çıkan bir harekettir. Fethullah Gülen Hoca Efendi tamamıyla Türkiye'nin kendi mevcut dinamiklerin ürettiği yerli ve işte yerli diyorum ben hani buna siz milli ifadesini de ilave edebilirsiniz başkası ama her halükarda tamamen Anadolu'ya özgü bir harekettir. O sebeple mesela yıllar diyelim ki dışarıdan bu okullara böyle İslami sahiplerle bile olsa mesela böyle yardım yapmak isteyen insanların bu tür yardımları makbul görülmemiştir. Tamamen Anadolu insanının kendi gayretleriyle ürettiği, siz kendi hikayenizi anlattınız. Eminim ki hepimiz aynı durumlardaydık. Yani bizler Anadolu'nun en ücra köşelerinden geldik, okul kazandık ama gidince kalacak yerimiz yoktu. Okul kazandık siz, ama... Ankara hukuk mezunusunuz evet, değil mi? Evet, ben liseyi Bitlis'te okudum. Evet, liseyi Bitlis'te okudum. Ama Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandığımda Ankara gideceğime ne kalacak yerim vardı, ne burs imkanım vardı. Yani eğer muhtemeldir ki, çünkü ben o senenin yazında İstanbul'da inşaatlarda çalıştım. Babam da rahmetlik olmuştu. Muhtemeldir ki eğer bu insanların bu gayretleri, bu fedakarlıkları olmasa, benim gibi sizin gibi yüzlerce, binlerce Anadolu genci okuyamazdı. Okuyamazdı ve gerçekten kazanmasına rağmen gidemezdi. Çünkü kolay değil. Gideceğiniz yerde kalacak yer var efendim. Hayatınızı idame ettirmek. Dolayısıyla bu şimdi görülmüyor. Şimdi Türkiye'deki maalesef baskı ortamından ne derseniz deyin. Şimdi bunlar görülmüyor ama herhalde birazcık bu zaman dilimi geçince bunlar anlaşılacaktır. Bir ikincisi Abdülhamit Bey bana göre böylesine orijinal bir İslami yorum Bediüzzaman Hazretlerinden gelen Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin devam ettirdiği hem doğuyu cezbeden hem batıyı cezbeden hem Mısır'daki Ezher alimini hem Moskova'daki Rus profesörü hem Hindistan'daki Hindu profesörü hem Pakistan'daki Müslüman profesörü aynı anda cezbeden bu kadar orijinal bir İslami hareket bir fikriyat. Bakın mesela Hoca Efendi'nin cenazesine bakın. Beraberdik orada cenaze namazında defne de beraber gittik sizinle. Benim orada en dikkatimi çeken önemli hususiyetlerden bir tanesi şudur. Amerika'da biliyorsunuz tıpkı Avrupa gibi çok mühim bir Müslüman nüfus var Amerika kıtasında. Zaten Amerika kıtası biraz da din hürriyeti maksadıyla Avrupa'yı terk eden insanların din hürriyeti ve ekonomik hürriyet kurdukları bir yer, gelip yerleştikleri bir yerdir. Avrupa'da diyelim ki 8-10 milyon Müslüman varsa Amerika'da da aşağı yukarı bu kadar Müslüman var. Bakın Hoca Efendi'nin cenazesinde Amerikalı Müslüman liderler, Müslüman kesimlerin hemen her kesimden insanlar vardı. Mesela bir tanesini ben gıyaben tanıyorum. Mevlana Şibli. Orada resimde geçti sizin gösterdiğiniz görüntülerde böyle Pakistan şey kıyafetiyle olan böyle başında da beyaz takkesi olan bir zattı. Efendim İmam yani, Talip. Amerika'daki, Mısır'daki, Endonezya'daki Müslümanlar, Sünni, mainstream, ana akım Müslümanlar Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi Türkiye'de Diyanet'in gördüğü gibi görmüyorlar. Yani böyle sapkın bir yol
dinden çıkmış, işte Frak-ı Dalle falan gibi görmüyor. Öyle görseler cenazesine gelmezler. Öyle görseler hizmet hareketiyle irtibatlarını keserler yani. İfade ettiğiniz gibi mesela yıllardan beri eğer bu hizmet dairesi içinde bulunan bu insanları tanımasalar, bilmeseler, efendim Türkiye'ye gitmeseler, zamanında Türkiye'de bu şeyler yokken Türkiye'deki kurumları görmeseler, bir de kendi ülkelerinde yıllarca görmüşler, yaşamışlar, iç içe yaşamışlar. Dolayısıyla hakikaten Hoca Efendi'nin cenaze töreni, cenaze namazı, oradaki görüntü, bana göre oradaki görüntü de dünyaya çok önemli bir mesaj verdi. Çünkü Fethullah Gülen Hoca Efendi bütün hayatı boyunca İslam'ın evrensel mesajını insanlığa duyurmak için yaşadı. Ona zaman zaman işte ilahi kelimetullah dedi, ona zaman zaman efendim dinimizin evrensel değerlerini insanlara tanıtmak dedi, zaman zaman evrensel insani değerler dedi. Ne desek diyelim adına, o cenaze töreninde bu arada İncil vesaire diyorlar ya efendim, İncil'den ya, orada konuşma yapan çok muazzam kıymetli bir profesör. Bu zat bir Hristiyan profesör. Profesör Scott Alexander. Orada şeye de çok açık, maneviyata da çok açık. Orada kendi görüşü ve bilgisi çerçevesinde bir konuşma yapıyor. Öyle şey de değil efendim, İncil'den şuradan buradan hepimiz oradaydık. Dolayısıyla katılımcı profili, efendim oraya gelen insanlara baktığınız zaman hakikaten bunun da ben dünyaya çok önemli bir mesaj evet. olduğunu düşünüyorum. Amerika gibi bir yerde binlerce zannedersem Associated Press'in şeyi vardı, binlerce insan Sufi lider Fethullah Gülen'in cenazesinde bir araya geldi diye. Bunların belki şimdi kıymeti bilinmeyebilir. Belki Anadolu insanı şu anda içinde bulunduğu perdeleme ve karalama ortamından dolayı bunları görmeyebilir. Çok manidardır. Hoca Efendi bütün bu şartlara rağmen Türkiye'de Anadolu'da en son bir deprem oldu biliyorsunuz. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay yerle bir oldu. Orada hemen kendisi 10 bin dolar bağış yaptı. Çok enteresan bir hadisedir. Bu arada yanında bulunan bir misafir topluluğu var. İçeride hizmet dairesinden de mühim insanlar var. Birine dönüp diyor ki, siz diyor herhangi bir yardımda bulundunuz mu diyor. Şahsen. Oradaki salondaki bir misafirine söylüyor yani. Ya orada bir deprem hadisesi meydana gelmiş. Karadeniz'deki sel felaketinde, orman yangınlarında bir gün kendisine bu soruldu. Ya bütün bunlara rağmen sizin Türkiye ile şeyiniz niye böyle? Hoca Efendi şu ifadeyi kullandı. Dedi ki, bu insanlar bilmiyorlar dedi. Bu insanların çoğu meselelerin hakikatini bilmiyorlar. Öyle yönlendiriliyor, kendilerine öyle sunuluyor. Bu insanları mazur görmek lazım. Bakın ne kadar engin bir şefkat, ne kadar insanlara hani bir şey ortaya koymak. Bu benim tanıdığım, ben 1988'de bu fikriyatla tanıştım. Hizmet İstanbul, Ankara'ya geldim üniversite talebesi olarak. Son 15 yılda Hoca Efendi ile ilgili bu 3 kitabı yazma sürecinde kendisini daha yakından tanıma imkanım oldu. 2015'te 16'da 3'er 4'er ay bizzat kendi yaşadığı mekanda kalma. Çünkü kendisine dünyanın aşağı yukarı 20-25 ülkesinde bilgi topladıktan sonra tekrar yanına gelerek kendisine sorular soruyordum. Benim yıllardan beri yakından tanıdığım Fethullah Gülen Hoca Efendi böyle bir zattı. Kat'i surette herhangi bir insanın hakkına tecavüz edilmesi, hele hele şiddet, hele hele insanların öldürülmesi, efendim insanların bilmem kan akıtılması, kat'i surette bunlardan uzaktan yakından alakası olan Bediüzzaman Hazretleri gibi. Bir cümleyle bitirmeme müsaade ederseniz, hemen bir cümle. Aslında Bediüzzaman Hazretleri, cümleyle onu bitireceksiniz Faruk Bey. Sadece şunu söyleyeyim. Biz bence bu Efe Hocam da uygun görürse bu Kum Saati özel programı konuşulacak çok mevzu var. Belki bir program daha yapalım. Orada da bu konuyu konuşmaya devam edelim. Çünkü bugünkü süremizi bayağı açtık. Ama ne dersiniz Efe Hocam, herhalde uygun olur tabii, gibi değil tabii, mi? Tabii kesinlikle. Yani bunun ikinci bölümünü yaparak tamam. devam da edebiliriz. Yani hiç sıkıntı yok bence. Çok tamam. iyi olur. Faruk Bey siz lütfen belki şunu da değinerek, yani vefat, yani son sözlerinizi tabii paylaşın ama bu vefat hareketi nasıl etkiler, onu da böyle çok kısaca vurgularsanız
Hemen bitirmemiz Memnuniyetle. lazım Hemen bunu. şey söyleyeyim, benim %10 gibi falan bir bateri kaldı. Eğer kapanırsa programdan düşersem lütfen saygısızlık olarak addetmeyin. Şimdiden söylemiş olayım eğer bir sıkıntı olursa. Ama O umuyorum ki zaman devam edecek yani. Kusura bakmayın. ben daha süratli hemen toparlayayım. Yok yok yok, Şimdi lütfen siz ne olur öyle de düşünmeyin Faruk Bey. Siz normal şekilde konuşmanızı yapın. Deniz Hazretleri vefat edeceği sırada İsparta'dan, Emirdağ'dan Urfa'ya doğru giderken o ağır hasta haliyle arabadaki talebelerine diyor ki beni anlamadılar diyor. Beni anlamadılar. Beni siyasi zannettiler. Şimdi aynı şeyi ben bugün Fethullah Gülen Hoca Efendi için söylüyorum. Maalesef ve maalesef kendisini anlamadılar. Siyasi zannettiler. Siyasi emelleri olduğunu zannettiler ve Türkiye kaybetti. Bakın Türkiye hangi noktalara gelmişti? Türkiye demokratik bakımdan çok ilerlemeler kaydetmişti. Türkiye İslam ve demokrasinin model ülkesi iç olarak bütün dünyada tanınır hale gelmişti. Türkiye fikir suçlarını 91'de kaldırmıştı. Turgut Özal 100, TCK'nın 163, 140, 141. maddelerini, bakın sadece dindarlara değil, 141, 142 komünizm şey bir sosyal sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenlik kurması, işte Çetin Altanlar falan ondan yargılandı. Kemal Tahirler, Nazım Hikmetler. Türkiye bunların hepsini geride bırakmıştı Abdülhamit Bey. Türkiye çok önemli mesafeler kat etmişti. Ve bunda Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin gayretleri çok büyük rol oynamıştı. Hep aynı şeyi söyledi. İslam ve demokrasi dedi. Demokrasiden geriye dönüş yoktur dedi. Müslümanların dedi illa din devleti kurmak diye bir vazifeleri yoktur dedi. Mühim olan dini yaşamaktır. Dinin %98'i fertlere hitap eder. Dinin ancak %2'si 3'ü idareye müteallıktır. O da demokratik bir düzen içerisinde. Bu mümkündür. Yeter ki siz dindarlara demokrasinin öşrünü bile verseniz yeter. Yani demokrasinin öşrü ne demek? Onda biri. Şimdi bakın, son olarak bundan sonra Hizmet Hareketi'nin geleceği. Abdülhamit Bey, Bediüzzaman Hazretleri'nin vefatından sonraki sürece bakın. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin vefatındaki süreçten sonrakini de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bana göre Hoca Efendi'nin vefatı, çünkü Allah samimi bir şekilde kendi yolunda yürüyen insanlara bu ikramda bulunmuştur. Samimi bir şekilde bütün hayatı boyunca çok samimi bir şekilde kendisini gerçekten insanlığa adayan bizzat onun vefatını da bence bu cenaze merasimi de dünyaya Allah o mesajı. Bakın o gün yağmur da yağabilirdi o statta. Ne kadar, çünkü yağmur mevsimi. Ama ta ikindiye kadar o muhteşem cenaze merasiminin yapılmasını Allah lütfetti. Dolayısıyla bundan sonraki sürece ben bakıyorum Hoca Efendi'nin vefatının dünyada bu hareketin bilinmesi, daha da bilinmesi bir merak şeyini de artıracağını düşünüyorum. Bu görüntüleri binlerce, milyonlarca insan izledi. Hizmet hareketinin iç dinamikleri bakımından da, birkaç gündür gerek cenazede gerek defin esasında insanları da görüyoruz, ruh aletlerini konuşuyoruz. Zaten hani yıllardan beri bildiğimiz, tanıdığımız insanlar dünyanın her tarafında bu hareketin daha da bir ivmeyle, daha da bir bu sefer bu tanınmanın ve bilinmenin getirdiği bir şeyle de yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Ümit ediyorum ki Türkiye'deki bu tabiri caizse anormal dönem bir an evvel neticeleri insanlar da biraz daha sağ salim bir şekilde düşünme imkanı elde eder ve Türkiye bu trajediden kurtulur diyeyim. Evet, çok teşekkür ediyorum Abdullah Bey, size de çok teşekkür ediyorum sevgili Abdullah, sevgili Faruk Bey, Efe Hocam. Sadece şunu söyleyeceğim, bu yeni bir program daha, yani kum saati özel 2 bu konu yapmamız gerekiyor gibi, çünkü birçok konuşulacak boyutu var konunun, geleceğe dönük yönleri vesaire. Fakat cenaze namazını kıldıran cenaze töreninde ben de bulundum. Suat Yıldırım Hoca bir tefsir profesörü. Kur'an meali yazmış. Çok kıymetli bir insan. Hoca Efendi'yi 60 yıldır tanıyan bir insan. Edirne'de müftüyken kendisi Suat Yıldırım beyefendi. Fethullah Gülen Hoca Efendi de orada bir hoca. Yani öyle yakından tanıyan, 60 yılına şahitlik olan biri. Geleceğe dönük bence çok kısa bir konuşma yaptı. Zaten konuşma çok kısa tutuldu. İstişare dedi, yani şura, konuşma ve böyle bir Türkiye'deki ilgisizlik ve nefretin yanına bilgisizliği de eklemek lazım. Onun için böyle işte acaba yerini şimdi kim alacak falan gibi şeyler hemen bekleniyor. Karikatür bir şeyler isteniyor. Öyle bir şey gördüğüm kadarıyla olmayacak. Yani Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi birisi ile aynı şekilde yetkilerini almış falan bir böyle bir devir teslim falan olmayacak.
Bu bir klasik bir tarikat değil. İşte şeyh diye birisi şeyden kalktı, onun yerine başka birisi oturuyor değil. Heyetlerle, yerelde alınacak kararlarla, istişare diye çok önem verilen consultation'la diyelim, danışma meclisleriyle işler yürüyecek gibi görünüyor şu an itibariyle. Tabii çok sıcak ama konuşacak, değerlendirecek çok şey var. Bu arada cenaze töreni münasebetiyle çok insanla karşılaştım. Efe Hocam size selamları vardı. Bazı cenaze törenine katılanların. Dua ediyoruz Kesinlikle. diyenler vardı. Böyle teyzeler, ablalar, hacı teyzeler, bazıları beyler şikayetçi oluyorlar. Diyorlar ki bizim işte hanımlar ibadet eder gibi sizin programları izliyorlar. Ben de çok mahcup oldum dedim. Yani o kadar abartmaya gerek yok. Teşekkür ediyoruz destekleriniz için ama işte elimizden geldiğince bu karanlık ortamda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Efe Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Şeyler Çok sağ üzerindeki olun, eksik selamlar da olmayın. canlı yayında. Değerli dostlar, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve değerli izleyiciler, size de bize her zaman verdiğiniz destek için çok çok teşekkür ediyorum. Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi seven, hayatında ondan bir şekilde etkilenmiş Türkiye'de ve dünyanın her yerindeki tüm dostlara da başsağlığı diliyorum. Ve gerçekten kendi adıma da o cenaze töreninde bazı canlı bağlantılar da söylemiştim. Keşke dedim yani Kenya'da, Uganda'da, Türkiye'den gidip öğretmenlik yapmış, bir sürü sıkıntılara katlanmış bir arkadaş benim yerime gelseydi çok daha hak etmiş olurdu diye düşündüm. Ama bir gazeteci olarak o ana, o tarihi ana gözlemek, gözlemci olmak, şahit olmak ve bunları sizinle paylaşmak da herhalde ufacık da olsa bize bir tür görev vermiş oldu. Bu önümüzdeki programlarda da bu gözlemlerimizi, değerlendirmelerimizi paylaşırız. Çok teşekkür ediyorum. Yeni bir kum saatinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.